Efendim hoş geldiniz. Ulusal Kanal ekranlarına gün ortası ile sizlerle birlikteyiz. Haftanın son gün ortası yoğun bir diplomasi trafiğiyle karşınızda olduk tüm hafta boyunca. Ve bugün önemli bir zirve daha var. İstanbul Dolmabahçe'de gerçekleşecek tahıl koridoru zirvesi biliyorsunuz. Artan gıda fiyatları, gıda krizinin büyümesi, tahıl kriziyle birlikte Ukrayna-Rusya gerginliği devam ederken dünyada yaşanan bu sıkıntı nasıl çözülecek diyorduk. Odessa Limanı'nda bekleyen 20 milyon ton tahıldan bahsediyoruz. İşte bu noktada Türkiye devreye girdi ve peş peşe gerçekleşen diplomasi trafiği ve bugün 4. toplantı gerçekleşecek. İmzalar atılacak. Zaten bir metinde mutabık kalınmıştı ama ayrıntılarını bilmiyoruz. Bizler de 16.30'u gösterdiğinde öğreneceğiz saatler. Ve tahıl koridorunun önemini konuşacağız birazdan. Ardından gıda güvenliği nasıl sağlanacak? Yani 20 milyon ton tahıldan bahsediyoruz. Rusya diyor ki bende 30 milyon ton tahıl var stoklarımda. 20 milyon ton da hasat dönemi ve ardından 50 milyon tonum var. Bunu da tabii ki dünyaya verebilirim diyor. Ne olacak, bu gıda krizi çözülecek mi? Enerji fiyatları da devreye giriyor biliyorsunuz. Özellikle kış ayları boyunca da çok da konuşacağız. Biz birazdan bu gıda konusunu masaya yatıracağız. Kiminle konuşacağız? Gıda mühendisi Sayın Nurten Sırma bizlerle birlikte olacak ve kendisiyle değerlendireceğiz. Ve dün Milli Güvenlik Kurulu toplantısı vardı. Yaklaşık 3 saat 15 dakika sürdü. Gündemde terörle mücadele ön plandaydı. Terörle mücadele vurgusu yapılırken Suriye Ulusal Harekat ve yapılan tüm harekatlarla birlikte hazırlıklar gündeme geldi. Bir taraftan tabii ki NATO Liderler Zirvesi'nde yaşananlar ve Atina'nın kışkırtmaları, Yunanistan provokasyonlarına devam ediyor. Amerika'da Yunanistan'ı silahlandırmaya devam ediyor. Dendias ve beraberindeki Girit Adası'na bir çıkarma yaptı. Oradan verilen mesaj, fotoğraf çok dikkat çekici. F-35 talepleri var Amerika'dan Yunanistan'ın. F-16 kriz de açılmadı. Ne olacak, ne bitecek? Doğu Akdeniz ve Ege'de neler oluyor? Hepsini bugün masaya yatıracağız. Vatan Partisi MYK üyesi Sayın Cem Dikmen ve İstanbul Üniversitesi öğretim üyesi Doçent Doktor Sayın Mehmet Yalçın Yılmaz da gün ortasında bugün bizlerle birlikte olacak. Ve Aleviler üzerinden yürütülen bölücülük faaliyetleri var. Bugün bu konuyu da işleyeceğiz. HDP neyi hedefliyor? Yeni bir gelişme de yaşandı. Hepsini Avrupa Alevi Düşünce Derneği Genel Başkanı Sayın İsmet Abbasoğlu ile 14 kuşağında konuşacağız diyelim. Hiç zaman kaybetmeden gün ortasına başlayalım. Evet, devam ediyoruz şimdi bültenimize. Astana zirvesi dedik. Sonrası sahaya sürülen ABD-PKK kışkırtması ile ilgili Vatan Partisi'nden de bir açıklama geldi. Vatan Partisi Genel Sekreteri Özgür Bursalı, Irak'ın Duhok kentindeki saldırının tıpkı Rus uçağının düşürülmesi gibi tam bir ABD kışkırtması olduğunu belirtti. İzleyelim. Irak'ın kuzeyindeki Duhok'ta terör örgütlerinin sivillere yönelik saldırılarının yankıları sürüyor. ABD-PKK kışkırtmasıyla Türkiye'nin hedef alındığı saldırıya yönelik Vatan Partisi'nden açıklama geldi. Vatan Partisi Genel Sekreteri Özgür Bursalı saldırının perde arkasındaki güçlere dikkat çekti. Bursalı 3 maddede saldırının hedefini anlattı. Astana sürecinin yeniden ateşleneceği, Türkiye, İran ve Rusya'nın güçlü işbirliği koşullarının oluştuğu süreçte meydana gelen bu olay tam bir ABD kışkırtmasıdır. Hatta bu olay tıpkı Rus uçağının düşürülmesi gibidir. Bu kışkırtma Astana sürecini, PKK, PYD ve bölgedeki bütün terör örgütlerine karşı ortak mücadele iradesini ve Irak'ta dahil olmak üzere bölge ülkelerinin işbirliğini hedef almaktadır. PKK güdümündeki kışkırtmalara işaret eden Bursalı, ABD'nin terör örgütlerini kurtaramayacağını vurguladı. Türkiye içindeki HDP başta olmak üzere bütün PKK yanlılarının da çok hızlı bir şekilde Türkiye'nin karşısında bu kışkırtmayı körükleyen tavırları da anlamlıdır ve uyarıcıdır. Hiçbir kışkırtma ABD'yi ve terör örgütlerini kurtaramayacak. Dün kritik bir zirve var demiştik. Milli Güvenlik Kurulu toplantısı. 2 aylık aranın ardından toplandı Milli Güvenlik Kurulu. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında ve önemli başlıklara değinildi. Toplantı sonrası 7 maddelik bildiri yayınlandı.
Yunanistan'ın kara suyu ve hava sahası ihlallerini artırarak devam ettirmesinin kabul edilemez olduğu vurgulandı. Milli Güvenlik Kurulu Tahran'da yapılan Üçlü Aslan'a zirvesi sonrası önemli gündem başlıklarıyla toplandı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında 2 aylık aranın ardından toplanan MGK toplantısı yaklaşık 3 saat 10 dakika sürdü. Toplantı sonrası 7 maddelik bildiri yayınlandı. MGK'nın gündemindeki en önemli başlıklardan biri Yunanistan oldu. Yunanistan'ın kara suyu ve hava sahası ihlallerini artırarak devam ettirmesinin kabul edilemez olduğu vurgulandı. Uluslararası hukuku hiçe sayarak iyi komşuluk ve müttefiklik ilişkilerinin hilafındaki tutumunu ısrarla sürdüren Yunanistan'ın kışkırtıcı eylemlerine ilave olarak kara suyu ve hava sahası ihlallerini artırarak devam ettirmesinin kabul edilemez olduğu ifade edilmiştir. Yunanistan yönetimine ayrıca düzensiz göçmenlerin hayatlarını tehlikeye atan İnsan hakları ve insancıl hukuka aykırı faaliyetlerine bir kez daha son verme çağrısında bulunulmuştur. MGK'nın önemli gündem maddelerinden biri de terörle mücadeleydi. Yurt içinde ve yurt dışında azim, kararlılık ve başarıyla icra edilen operasyonlar hakkında kurula bilgi sunuldu ve ilave tedbirler görüşüldü. Ayrıca NATO ile terörle mücadelede Türkiye'ye destek çağrısı yapıldı. Madrid'de gerçekleştirilen NATO Liderler Zirvesi ve neticeleri tüm detaylarıyla ele alınmış, Türkiye'nin 70 yıldır mensubu olduğu ittifaktaki yükümlülüklerini eksiksiz bir şekilde ve samimiyetle yerine getirdiği hatırlatılarak aynı yaklaşımı ittifakın diğer üyelerinden de beklediği vurgulanmıştır. Bu kapsamda müttefiklerimiz FETÖ ve tüm isimlendirmeleriyle birlikte PKK, KCK, PYD, YPG ile mücadelede Türkiye'nin yanında yer almaya ve destek vermeye davet edilmiştir. Bildiride Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin egemen eşitlik ve eşit uluslararası statü temelinde iki devletli çözüm vizyonuna güçlü destek beyan edildi. Derinleşen küresel ekonomik krizin genişleyen siyasi ve sosyal etkileri tüm boyutlarıyla değerlendirildi. Türkiye'nin gelecekte ortaya çıkması muhtemel tehditlere karşı her alanda güçlendirilmesi için alınması gereken tedbirler gözden geçirildi. Dönelim kritik zirveye. Tahıl koridoru görüşmelerinde imza töreni İstanbul'da yapılıyor. Törene Rusya ve Ukrayna tarafları, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres de katılacak. Tahıl sevkiyatı anlaşması imza töreni Ukrayna ve Rusya tarafları, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'in katılımıyla İstanbul'da yapılacak. Ukrayna'nın Karadeniz limanlarının tahıl ihracatının açılması için imzalar atılacak. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre tören saat 16.30'da Dolmabahçe ofisinde yapılacak. Efendim, Vatan Partisi'nin başlattığı NATO'dan çıkalım kampanyası Türkiye'nin gündeminde. Yurt genelinde büyüyen kampanyaya emekli Tuğgeneral Fahri Erenel'den destek geldi. Yurdun birçok noktasında asılan pankartların altına imzamı atarım diyen emekli Tuğgeneral, NATO'nun askeri kanadından derhal çıkılması gerektiğini vurguladı. Vatan Partisi'nin değişik yerlere astığı pankarta altına imzamı atarım, Türkiye NATO'dan çıkmalıdır. Vatan Partisi'nin başlattığı NATO'dan çıkalım kampanyası giderek büyüyor. Binlerce kişi açılan imza masalarında NATO'dan çıkılması gerektiğini vurguluyor. Kampanya ile ilgili önemli bir açıklama da emekli Tuğgeneral Fahri Erenel'den geldi. Askeri kanadından derhal ve ilave de ileriki süreçte de çıkmalıdır. Avrupa yaşlanmıştır ve Avrupa artık, hep diyorum ya, batısızlık. Bunu en güzel Alman Savunma Bakanı ifade etmişti Münih Güvenlik Konferansı'nda. Batının en büyük sorunu batısızlıktır dedi. Yani batının her türlü değerlerinin yok olduğunu, dünyaya örnek verilen değerlerden uzaklaştığını ifade ediyor. Böyle bir batı içinde Türkiye'ye yer alarak kendisine hiçbir şekilde bir katkı sağlayamaz. Vatan Partisi'nin başlattığı kampanyaya destek veren Erenel, NATO'nun askeri kanadından derhal çıkılması gerektiğini vurguladı. Vatan Partisi'nin değişik yerlere astığı pankarta altına imzamı atarım, Türkiye NATO'dan çıkmalıdır. Askeri kanadından derhal ve ilave de ileriki süreçte de çıkmalıdır. Hiçbir müttefik ülke temsilciler meclisinde Yunanistan'ı dikkate alarak, bak uçak veriyorum size ama sakın onun hava sahasını uçma diyerek bir kararla bağımsızlığa zikredecek, kendi parasıyla alacağı bir silahı bu şekilde veremez bir müttefikine. Ve aynı zamanda bizden de NATO'nun doğu kanadı olarak Rusya'ya karşı
genişletilmiş Karadeniz içinde Kafkaslar'da mücadele etmemizi istiyorlar. Ama sakın diyor Yunanistan'a dokunma. Ve dolayısıyla ben Türkiye'nin Yunanistan'la olası Amerika'nın da katılacağı bir savaşa her zaman için hazır olması gerektiğini ifade ediyorum. Tahran'da yapılan Astana zirvesini de değerlendiren Erenel, Türkiye'nin hem ekonomik hem de kolektif güvenlik anlamında iyi yerlere gittiğini ifade etti. Astana zirvesiyle başlamış olan bu üç ülke arasında BRICS'le İran'ı da saymıştı. Pardon, İran, Türkiye, Mısır gibi ülkeleri de BRICS'in içinde görmek isteriz gibi ve bu şekilde dünyanın çok kutuplu olmasına hizmet edecektir gibi ifade etmişti. Türkiye bence hem ekonomik anlamda hem de kolektif güvenlik anlamında daha iyi yerlere doğru gidiyor diye ben değerlendiriyorum bütün bu gelişmeleri. Aynı zamanda İstinye Üniversitesi öğretim üyesi olan doçent doktor Fahri Erenel, Türkiye'nin F-16 talebiyle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Türkiye F-16 konusunda artık Amerika Birleşik Devletleri'nin bence peşini bırakmalıdır. Bu konuda Çin'den F-35, SU Rusya'dan veya Çin'in geliştirdiği çok güzel uçaklar var. Erenel, Türkiye'nin uçak tedariği konusunda alternatif ülkelerin Çin ve Rusya olduğunu kaydetti. Tüm bu uçaklar üzerine yönelmelidir diye düşünüyorum. Bu değerlendirmelerin de yapıldığını da biliyorum. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Karadeniz turu devam ediyor. Ordu'ya gidelim. Ordu'da İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i eleştiren bir vatandaşı İYİ Partililer ve Akşener'in korumaları tartaklayarak bölgeden uzaklaştırdı. Partililere yapmayın diyen Akşener bir yandan da vatandaşın düşünceleriyle alay etti. Maaşlı danışmanların maaşlarını ilan ediyor arkadaşımız. Ne yapalım yani? İsim değişti ancak tavır değişmedi. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e tepki gösteren vatandaşa ya sövülüyor ya da dövülüyor. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ordu'nun Aybastı, Kabataş ve Korgan ilçesini ziyaret etti. Beraberindeki heyetle birlikte temaslarda bulunan Akşener, Aybastı ilçesinde bir konuşma yaptı. Akşener konuşması esnasında bazı vatandaşların tepkisiyle karşılaştı. İYİ Partililer ve Akşener'in korumaları kendilerini protesto eden vatandaşları tartaklayarak bölgeden uzaklaştırdı. İYİ Partililer bir şeyler söylemeye çalışan vatandaşı tartaklayarak uzaklaştırırken Akşener'in ise sana saygı duyuyorum dediği duyuldu. Tamam kardeşim, sen de öyle düşünüyorsun, saygı duyuyorum sana. Akşener bir yandan da kendisini eleştiren vatandaşın düşünceleriyle adeta alay etti. Arkadaşımız da altılı masadan bir şey çıkmayacağını söylüyor. Ben de saygı duyuyorum. Allah Allah. Beş maaşlı danışmanların maaşlarını ilan ediyor arkadaşımız. Ne yapalım yani? Zorla biz şimdi şey mi diyeceğiz? Diyor ki benim çocuğum işsiz ama helal olsun danışmanlar 11 maaş alıyor diyor. Ne yapalım şimdi? Saygı duyacağız. Şimdi Rusya'ya gideceğiz. Rusya NATO kuşatmasına karşı başlattığı askeri operasyonda büyük aşama kaydetti. Rusya'nın en önemli askeri ve siyasi analistlerinden Yuri Podolyakov. Ulusal kanala özel açıklamalar yaptı. Süreci değerlendirdi. Ukrayna'nın bağımsız Kürdistan gibi olduğuna dikkat çeken Podolyakov, Kürdistan Türkiye için tehditse Ukrayna yönetimi de Rusya için aynıdır dedi. Türkiye, Rusya ve İran arasındaki işbirliğini de değerlendiren Podolyakov, yeni dengede Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere'nin bölgeden çıkarıldığını ifade etti. Dünyanın değiştiğini ve çok kutuplu hale geldiğini de vurguladı. İzleyelim. Operasyonun nasıl devam edeceği Batı'ya bağlıdır. Operasyonun durması elverişli değil. Batı'da işler kötüye gidiyor. Yıl sonuna doğru Batı, Kiev'i anlamaya zorlayacaktır. Operasyonun somut hedefi Rusya'yı güvende tutmaktır. Sonunda Ukrayna bu halde olmayacaktır. Rusya'nın NATO kuşatmasına karşı başlattığı askeri operasyon kapsamında neonazilere ait çok sayıda hedef imha edildi. Donetsk ve Lugansk Halk Cumhuriyeti'nin güvenliğini sağlamak odaklı harekat planlı şekilde ilerlemeye devam ediyor. Süreçle ilgili önemli değerlendirmelerde bulunan Rus askeri ve siyasi analist Yuri Podolyakov, Ukrayna'nın mevcut durumunun bağımsız Kürdistan planı gibi olduğuna dikkat çekti. Ukrayna bağımsız Kürdistan hedefi gibi. Nasıl Kürdistan Türkiye için tehditse, Ukrayna da Rusya için aynıdır.
Batı'nın en büyük hedefinin Rusya'ya diz çöktürmek olduğunu söyleyen Podolyakov, Türkiye, Rusya ve İran arasındaki işbirliğinin ABD ve İngiltere'yi bölgeden çıkarmaya başladığını ifade etti. Rusya-Türkiye ilişkileri çok önemli. Daha önce Türkiye, Rusya, İran'ın arasında yaptığı anlaşmalar bölgede dengeyi değiştirdi. Yeni dengede ABD ve İngiltere bölgeden çıkarıldı. Erdoğan önümüzdeki yıl seçime girecek. Türkiye'de ekonomideki tablo kötüye gidiyor. Bu sebeple Suriye'nin kuzeyine yapacağı operasyonda başarılı olması gerekiyor. Rusya Türkiye'nin operasyonuna olumlu bakmıyor ama Rusya Türkiye İran'ın arasındaki anlaşmalar ayrılıktan daha önemlidir. Yine bu konuda Erdoğan ve Putin anlaşabilir. Türkiye, Rusya, İran birlikteliği ABD İngiltere eksenine karşı Orta Doğu ve Orta Asya'da bir blok oluşturuyor. Bu ilişki pragmatik ancak uzun vadeli ve stratejik bir ilişkiye dönüşebilir. Hatta şimdiden Türkiye ve Rusya anlaşma olmadan stratejik işbirliği yürütüyor. Suriye'deki son durumu da değerlendiren Rus askeri ve siyasi analist Yuri Podolyakov, Suriye'nin Türkiye için ağır bir nokta olduğunu belirtti. Öte yandan Zelenski iktidarının sona ereceğine işaret etti. Zelenski iktidarı bir süre daha devam eder. Rusya'nın bu yıl sonuna kadar Kiev'e girme planı yok. Dünyanın değiştiğine de dikkat çeken Rus analist Podolyakov, dünyanın artık çok kutuplu hale geldiğini söyledi. Biz görüyoruz, dünya değişiyor ve dünya çok kutupludur. Türkiye ve Rusya halkı birlikte olursa dünyanın bölünmeyeceğini düşünüyorum. Dünyanın iki tarafı var. Bir kısmı üreten ülkeler, diğer kısmı ise üreticilerin ürettiklerini sömüren ülkeler. Ama biz aynı taraftayız. Rusya'ya karşı yaptırım yapan ülkeleri görüyoruz. Biz birlikte kazanacağız. Rus analist Podolyakov, Türkiye, Rusya ve Ukrayna arasında kurulması planlanan tahıl koridoruyla ilgili de değerlendirmeler yaptı. Türkiye'nin rolü olumlu oldu. BM değil, ikili ilişkiler Rusya için önemlidir. Bu yüzden tahıl koridoru süreci Türkiye ile birlikte olumlu ilerliyor. Suriye Dışişleri Bakanı Faysal Miktat resmi temaslarda bulunmak üzere İran'a gitti. İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile de bir araya gelen Miktat, Suriye'nin Astana zirvesinde alınan kararları olumlu karşıladığını ifade etti. Amerika'nın Suriye'yi terk etmesi gerektiğini vurgulayan Reisi, Amerika'nın Fırat'ın doğusundan ve tüm bölgeden çekilmesi Batı Asya'daki krizlerin temel ve köklü çözümüdür, dedi. Üçlü Astana zirvesine ev sahip yapan İran'da diplomatik temaslar sürüyor. Resmi temaslarda bulunmak üzere İran'a giden Suriye Dışişleri Bakanı Faysal Miktad'ı Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi kabul etti. Miktad, Suriye'nin Astana sürecinde yaşananlara olumlu baktığını ve olumlu gelişme olarak değerlendirdiklerini söyledi. Türkiye ekonomisinin gelişmekte olduğu ve Suriye ekonomisinin aynı trendin içinde olduğu bir dönemi deneyimlediklerini kaydeden Miktat, ancak iç işlerine müdahale ve yüz binlerce teröristin Suriye'ye gönderilmesi bu ilişkileri ve gelişmeyi durdurdu. Ve bu da ABD ile İsrail'in tam istediği şeydir. Biz kendi egemenlikle güvenliğimizi savunmaya hazırız ve bundan vazgeçmeyiz, dedi. Amerika Birleşik Devletleri'nin Suriye'deki işgaline son vermesi gerektiğini belirten Miktat, Türkiye ve hiçbir diğer ülke Suriye'ye girmekten kazançla çıkmaz ve bu Suriye ile Türkiye'nin savaşmasına neden olur ve iki dost ve kardeş ülkeyi etkiler ifadelerini kullandı. Suriye ordusunun bu ülkenin tüm sınırlarına hakim olması ve Suriye'nin ulusal egemenliğine saygı gösterilmesi gerektiğini söyleyen Reisi de geleceğin bu ülke insanlarına faydalı olacağına, Suriye halkının sabrının ve direnişinin bu ülkenin ve bölgenin geleceğini aydınlık kılacağına eminim. Devrimin liderinin dediği gibi Amerikalılar Suriye'yi terk etmeli. Amerika'nın Fırat'ın doğusundan ve tüm bölgeden çekilmesi Batı Asya'daki krizlerin temel ve köklü çözümüdür vurgusu yaptı.
Faysal Miqdad, reisi görüşmesinden önce İranlı mevkidaşıyla bir araya geldi. Görüşme sonrası ortak basın toplantısında konuşan İran Dışişleri Bakanı Abdullah Hiyan, Suriye sınırlarında yeni bir çatışma olasılığını göz önünde bulundurursak, Astana zirvesi bu ülkenin sorununu savaştan siyasi çözüme dönüştürdü. Astana sürecinin Suriye ile Türkiye arasında sorunun çözülmesine yardımcı olmasını temenni ediyoruz, dedi. Miqdad'sa Amerikan işgal kuvvetleri ayrılıkçı milislerden ecdatlarıyla birlikte Suriye'nin kaynaklarını yağmalamaya devam ediyor. Milislerin yabancılara bel bağlamaması ve vatan kucağına dönmeleri gerekiyor vurgusu yaptı. Yerel paralarla ticaretin önemini bir kez daha görüyoruz. Türkiye, Rus enerji kaynakları için dolar cinsinden ödemeyi bitirmek istiyor. Amerikan Bloomberg haber ajansı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Tahran'da Rus Devlet Başkanı Putin'le yaptığı görüşmede enerji ithalatını milli paralarla ödeme gündeminin planlandığını bildirdi. Ankara ve Moskova'nın doları devre dışı bırakacak ödeme yöntemi üzerinde çalıştığı da kaydedildi. Amerikan Bloomberg ajansı Türkiye ve Rusya'nın dolara darbe vuracak çalışmalar içinde olduğunu yazdı. Bloomberg, Türkiye'nin Rus enerji kaynakları için dolarla ödemeye son vermek istediğini bildirdi. Bloomberg'in aktardığına göre Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Tahran'da Rus Devlet Başkanı Vladimir Putin'le Rus enerji kaynakları karşılığındaki ödemelerin yerel para birimleri üzerinden yapılması konusunu görüşmeyi planladı. Haberde Ankara ve Moskova'nın bir süredir bu konunun üzerinde çalışmalar yaptığı belirtildi. Bloomberg bu adımla Türkiye'nin döviz rezervlerinde tasarruf etmesine imkan sağlayacağını vurguladı. Yerel para birimlerinin sadece enerji ile ilgili işlemlerde değil, diğer ödemelerde de kullanılması düşünülüyor. Moskova'nın ödemelerden elde edeceği Türk liralarının daha sonra Türkiye'de mal satın almak için kullanılabileceği öngörülüyor. Ayrıca Rus rublesi de ödeme mekanizmasının para birimlerinden biri olarak inceleniyor. Erdoğan ve Putin'in bu konuları Tahran'da ele alınmasını beklediğini belirten Bloomberg, görüşmelerin sonunda düzenlenen basın toplantısında konunun gündeme gelmemesine dikkat çekti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, doların milli ekonomiler üzerinde baskı aracı olduğunu açıklamıştı. Erdoğan, İslam İşbirliği Teşkilatı'nın 2018'deki toplantısında aramızdaki ticarette milli para birimleri kullanmamız, emperyalist prangaları parçalamamız bakımından son derece önemlidir demişti. Türkiye'nin milli paralarla ticaret politikasını Rusya'nın yanı sıra İran ve Çin'le de çalıştığı biliniyor. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suriye'nin kuzeyine yapılması planlanan olası operasyonla ilgili açıklama yaptı. Bölgede saldırıların devam ettiğini söyleyen Bakan Çavuşoğlu, elimiz kolumuz bağlı kalamayız. Sonuçta biz bugüne kadar yaptığımız harekatlarda kimseden icazet almadık, almayız da ifadelerini kullandı. Terörle mücadelenin kararlı bir şekilde devam ettiğini vurgulayan Çavuşoğlu, bir gece ansızın dedi. Buradan doğrudan bir saldırı var. Askerimiz, polisimiz şehit oluyor. Sivil insanlar ölüyor. Masum Suriyeliler de öldürülüyor. Böyle bir durumda bu teröristler burada olduğu sürece tehdit devam edecek. Biz de elimiz kolumuz bağlı kalamayız. Sonuçta biz bugüne kadar yaptığımız harekatlarda kimseden icazet almadık doğrusu. Almayız da. Elbette herkesin görüşü vardır. Biz de onlara da kendi görüşlerimizi de söylüyoruz. Temennilerimizi de söylüyoruz. Teröristlerin buradan temizlenmesi gerektiğini de söylüyoruz. Kaldı ki ortak bildirilerimizde de var. Yani bölücü ajandası olan terör örgütleri. Kimdir bölücü ajandası olan terör örgütü? PKK, YPG, PYD. Sonuçta biz tabii görüş alışverişinde bulunuruz, istişareler ederiz. Ama terörle mücadelede de kimseden icazet alacak değiliz. Biz 40 yıldır terörle mücadele ediyoruz. Terörün her türlüsüyle, hiç ayrım yapmaksızın kararlı bir şekilde mücadele ediyoruz. Ve bundan sonra da mücadele edeceğiz. Ve her zaman da terörle mücadelede teyakkuz halindeyiz. Ve bir gece ansızın. Efendim, Balıkesir'de 4.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi dün. Deprem İstanbul'da da hissedildi. Bakalım ayrıntılarına.
Balıkesir'in Gönen Tahtalı'da saat 18.44'te bir deprem meydana geldi. Kandilli Rası tanesi depremi büyüklüğünü 4.8, derinliğini ise 8.4 kilometre olarak açıkladı. Deprem İstanbul başta olmak üzere çevre illerden de hissedildi. Şimdi 2023 Haziran seçimlerine artık sayılı zamanlar kaldı diyebiliriz. Liderler, siyasi partiler temaslarına devam ediyor. Şimdi önümüzdeki seçimde yaklaşık 7 milyon genç de ilk kez oy kullanacak. Ancak gençler Türkiye'nin sorunlarını çözümü için ne millet ne de Cumhur İttifakı'na güveniyor. Saros'un yaptığı araştırma bu çarpıcı gerçeği gözler önüne serdi. Araştırmaya katılan gençlerin %73, %79.3'ü sorunları hangi parti çözer sorusuna hiçbir yanıtını verdi. Yaklaşık 7 milyon gencin ilk kez oy kullanacağı 2023 seçimiyle ilgili çarpıcı bir araştırma sonucu ortaya çıktı. Saros Araştırma Şirketi'nin Türkiye Gündemi ve Siyaset Araştırması gençlerin Cumhur İttifakı ile Millet İttifakı'na güvenmediğini gözler önüne serdi. Türkiye'nin en önemli sorununu hangi parti çözebilir sorusuna araştırmaya katılan gençlerin %79,3'ü hiçbir yanıtını verdi. Araştırmada ortaya çıkan bu sonuç ilk kez oy kullanacak gençlerin sorunların çözümü için Cumhur İttifakı ile Millet İttifakı ve bileşenlerini tercih etmediğini gösterdi. Saros'un daha önce oy kullananlara sorduğu aynı soruya Mayıs ayında verilen hiçbir yanıtı %34,7 iken bu veri Temmuz ayında %46'ya yükselmişti. Soruya AK Parti seçmeninin %41,3'ü, CHP seçmeninin %37,5'i, MHP seçmeninin %36,1'i, İYİ Parti seçmeninin %31'i, HDP seçmeninin %47,1'i hiçbir yanıtını vermişti. Şimdi dünya bu tahıl krizini konuştuğu bir dönemde önemli bir toplantı gerçekleştiriliyor. Bugün İstanbul Dolmabahçe'de tahıl koridoru ile ilgili imzalar atılacak. Bakalım bundan sonra ne olacak? Bu koridorun önemini de konuşalım. Gıda güvenliği nasıl sağlanacak? Çözüm müdür efendim? Masaya yatıralım istiyoruz. Tüketici Konfederasyonu Sürdürülebilir Üretim Komite Başkanı, gıda mühendisi sevgili Nurten Sırma. Şimdi bizlerle birlikte. Nurten Hanım, hoş geldiniz gün ortasına. Hoş bulduk efendim. İyi yayınlar. Çok sağ olun. Çok teşekkür ederiz. Şimdi 3 zirve yapıldı. Hemen ardından aslında Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rus lider Putin o sinyali vermişti. İstanbul'da yeni bir zirve yapılacak ve anlaşma imzalanacak diye. Bugün saatler 16.30'u gösterdiğinde anlaşma sağlanacak. 20 milyon ton tahıldan bahsediyoruz. Öncelikli olarak Odessa Limanı'ndan çıkacak. Nasıl değerlendiriyorsunuz bu zirveyi? Dünya gıda güvenliği açısından bu tahılın Odessa Limanı'ndan çıkması. Buyurun ilk yorumunuzu alalım. Şimdi tahıl başlığının gıda sektöründe ayrılan bir tarafı var Yeşim Hanım. Açlıkla ilişkilendirilir tahıl. Çünkü biz açlık dediğimiz zaman sembol olarak buğday başağını kullanırız dünyanın genelinde. Çünkü dünyayı ortadan ikiye bölerseniz aslında çok fazla gıda maddesi olmasının yanı sıra sadece 5 kalem üzerine gıda sektörünün döndüğünü görebiliriz. Buğday, arpa, yulaf, yağlı tohumlar ve pirinç üzerine dönen bir sistem vardır aslında. Onun için tahıl konusunun ayrı bir başlıkta ayrı bir önemi vardır dünyadaki açlık sorunu ile ilgili. Şimdi pandemi süreciyle başlayan bir zorluk vardı aslında. Pandemi gıdanın arz güvenliği ve küresel gıda sistemi üzerinde kırılgan olan tarafları ve zayıf olan tarafları açığa çıkardı. Zorlu bir süreçti. Pandemi sonrasında tabii iklim krizinin de getirdiği baskılar ve beraberinde kuzeydeki bu savaş durumunun aslında süreci biraz daha hızlandırdığı bir durumu yaşadık. Geçen hafta tahıl koridoru dediğimiz toplantının aslında bir ön görüşmesi yapıldı. Biz çok fazla uzamayacağını düşünüyorduk zaten birkaç gün içinde bunun mutabakat şeklinde imzalanacağını düşünüyorduk. Çünkü bunun sadece şartlarda ve detaylarda netleşmesi gerektiğini ve bu şartların ve detayların
Birkaç gün içinde belli olacağını aslında işi bilenler söylüyordu, ortaya koyuyordu. Evet. Netice itibariyle bugün imzalanacak ve şartlar belirlenecek. Biz gıdayı hep bir milli güvenlik meselesi diye bir başlık kullanıyorduk kaç yıldır. Tabii. Fakat bunu hakikaten işin içine savunma bakanlarının da girdiği, birçok ülkenin işte milli güvenlik meselesi olduğunu ortaya koyan gıda hakikaten siyaset üstü. Hem bütün ekonomi üstü ve diğer konuların üstünde bir milli güvenlik meselesidir. Ve bugün bu imzaların ardından durum netleşecek. Fakat şunu söyleyeyim. Ayrıntıları göreceğiz değil mi Nurten Hanım? Biz bugün hangi şartlar altında bu anlaşmanın yapıldığını da öğrenmiş olacağız aslında. Şartları ve her ülkenin burada ortaya koyacağı maddelerle aslında net bir tablo ile önümüzdeki günlerde buğdayın hangi hat üzerinden dünyaya yayılacağı konusunda bir netlik kazanmış olacak. Belirsizlik ortadan kalkacak, bu anlamda önemli. Ekonomiye yansıyacak psikolojik etkileri bakımından önemli. Hemen onu sormak istiyorum. Gıda imtiyazı ve tarım imtiyazı açısından piyasalara yansıması ne olur? Hemen soralım o zaman size. Bir düşüş bekliyor musunuz? Şöyle, netice itibariyle elle tutulur bir fiziki anlaşma ortaya konacak bugün. Elbette ki bunun psikolojik etkileri ve piyasadaki rahatlama anlamında emtia fiyatlarında bir düşüş olacaktır. Ki bunun söylentisi bile aslında bu düşüşün başlamasına sebep oldu. Fakat uzun vadede. Çok ciddi bir fark olacağını düşünmüyorum. Çünkü savaş öncesinde de aslında bu fiyatların ve gıda arz güvenliğini zorlayan durumlar ortada vardı. Girdi maliyetleriyle ilgili sorunlar, enerjiyle ilgili yaşanan sorunlar ve iklim krizinin baskıladığı durumlar, gıda üzerinde her şeyin eskisi gibi kolay olmayacağı bir döneme girdiğimizi aslında net bir şekilde bize gösteriyordu. Elbette ki savaşın getirdiği zorluklar var. Fakat bir tahıl koridoru ile ilgili bugün anlaşmanın yapılması çok olumlu bir gelişme. Türkiye'nin burada önce olması çok olumlu bir gelişme. Fakat burada mucizevi bir sonuç kendi adıma beklemiyorum. Netice itibariyle bu süreç, bu zorlayıcı süreç uzun süre devam edecek. Adı savaş olmasa dahi gıda milliyetçiliğini konuştuğumuz bir dönem yaşadık. Yani küresel ticaretini yaptığımız gıdanın yeri geldiği zaman gıda milliyetçiliğine döndüğünü ve artık ülkelerin ihracat kısıtlamaları getirmeleri de aslında adı konmamış bir gıda savaşıdır. Onun için tahıl koridorun haricinde de aslında ülkelerin birbirine yaptığı diplomatik yaptırımlar, savaşın içine dahil olsunlar ya da olmasınlar, hakikaten küresel açlık oranını ve gıda krizini tetikleyecek durumları da gözler önüne serdi. Aslında normal dışı bir durum yaşıyoruz. Covid sürecinde, pandemi sürecinde bunu çok net gördük. Ülkeler arası kapılar kapandı Yeşim Hanım. Gıdanın sevkiyatı konusunda zorluk yaşandı. Herkes kendi milletine, kendi vatandaşına sakladı gıdayı ya da onun haricinde stok yapan ülkeleri gördük. Çin maske gibi. Savaşlarını bile gördük değil mi Nurten Hanım? Maske savaşları. Şimdi şöyle, Maslow'un bu ihtiyaçlar hiyerarşisindeki o temel ihtiyaç olan gıda gibi, barınma gibi, enerji ihtiyacı gibi ihtiyaçlar devreye girdiği zaman orada ülkeler arası anlaşmalar veya siyasi yapılanmanın haricinde bir hakikaten gemisini kurtaran kaptan modeli. Bir gıda milliyetçiliğiyle aslında açlık konusunda son derece sert yaptırımlar gördük savaşın öncesinde de. Bu yaptırımlar ortadan kalkmadığı için ve girdi maliyetlerindeki artışlar ve kur farkındaki yaşanan dünyadaki bu ekonomik çalkalanmadan dolayı bu mevcut durumlar ortadan kalkmadığı için tahıl koridoru çok önemli bir gelişmedir, olumlu bir gelişmedir. Fakat uzun vadede çok ciddi düşüşler yaratacağını şuradan çok fazla düşünmüyorum açıkçası. Şimdi girdi maliyetleri zaten çok yüksek. Üretici tarafına baktığımız zaman üreticinin de en çok beklediği bu maliyetler doğrultusunda desteklerin artması. Biz üretim artsın diyoruz keza sizler uzman olarak. Yani üretim bir an önce artmalı. Ne yapabiliriz, çözüm nedir? İşte bir taraftan
kiralayarak yapılan değil mi tarım özellikle yurt dışında? Bu çok konuşuluyor. Arazi kiralarından bahsediyoruz. Şimdi Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres der ki yani 20 milyon ton tahıl, 3'te 2'sini ben almak isterim. Afrika'da insanlar aç ki gerçekten dünya açlıkla mücadele ediyor. Bununla ilgili gıda güvenliğini konuşuyoruz. Orta Doğu var, Orta Doğu ülkeleri yine Rusya ve Ukrayna'dan aldıkları tahıl, keza Türkiye. Bakalım ne olacak ama Rusya tarafında da 30 milyon ton bir tahıldan bahsediyoruz. Şu an hali hazırda stokta var. Burada bir kafa karışıklığı var. Sanki sizin bu konuya değinmenizi istiyorum. Rusya'da 30 milyon ton stok, 20 milyon da hasatta. 50 milyon tondan bahsediyor Sayın Putin. Ama bahsederken zaman zaman karıştırılabiliyor değil mi? Biz sadece şu anda Odessa'dan limandan çıkacak 20 milyon tonun dağılımına bakacağız. Sonrasında eğer ki Batı ile bir anlaşma olursa Rusya tarafında, Rusya tarafındaki tahıl da dünyaya açılabilecek değil mi? Nurten Hanım. Tamamen durum böyle olacak aslında. Çünkü bu noktaya çok yanlış vurgu yapıldığını gördüğüm için size sormak istedim. Siz toplamdaki miktar yani bölgenin dünyadaki tahıl sevkiyatının 1/3'ünü karşıladığını ve savaş öncesinde de böyle olduğunu göz ardı etmemek lazım. Şu anda Ukrayna'daki tahılı konuşuyoruz. Fakat Putin geçen hafta yaptığı açıklamada bölgedeki 50 milyon ton buğdayın şartlar olgunlaşırsa tekrar aynı kanalla dünya sevkiyatına sunulacağını söyledi. Dolayısıyla bunun böyle olacağını da bekliyoruz biz. Çünkü hasat zamanı geliyor ve bu bölge aslında buğdayın sevkiyatı anlamında çok güçlü noktada, piyasayı domine eden kalemler. Dolayısıyla buradaki tahıl koridorunun aktif olmasından sonra Rusya'daki buğdayın da o toplamda hasatla birlikte, çünkü yeni ürünler de gelecek, onların da depolara konması lazım. Dolayısıyla mevcut olan buğdayın sevkiyatı da gerçekleşecek anlamına geliyor. Fakat ben hep şunu düşünüyorum. Şimdi bugünkü anlaşmada Dolmabahçe'de Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres de olacak. Evet. Geçen haftalarda ve aslında pandeminin başından beri sürekli bir durum tespitinde bulunuyor Birleşmiş Milletler. İşte gıda krizi anlamında bir kaos geliyor, bir tsunami geliyor. İşte bir çıkmaza doğru sürükleniyoruz. İklim krizi, iklim yıkımı sürekli bir tespit halindeler. Fakat bence Birleşmiş Milletler'in temsil ettiği yapı ve çatı gereği dünyada aslında pandemi öncesinde var olan 1 milyar insanın açlık sorununu daha da hızlanacağını öngörerek artık durum tespiti yerine belki de şunu konuşmak lazım. Açlık sorunuyla mücadele eden Afrika ülkelerinin adeta gasp edilir gibi zengin ülkelerin neden buradan bu kadar fazla arazi kiraladığını ve uzun vadeli 50 yıllık 100 yıllık kiraladığını ve buradaki açlık sorunun aslında daha fazla tetiklenmesi konusunda son derece yanlış bir yapılanma olduğunu görebiliyoruz. Şöyle düşünün, hep ülkeler üzerinden biz gıda kıtlığını ve krizini konuşuyoruz ama şunu göz ardı etmeyelim, gıda ticareti yapılan bir emtiadır. Dolayısıyla ticaret söz konusuysa bu ticari devlerin adeta kartelleşen 4-5 tane ticari yapının aslında sektörü bir şekilde böyle kedinin fareyle oynadığı gibi domine etmeye çalıştığında işin ticari kaygılarının var olduğunu göz ardı etmemek lazım. Bugünkü tahıl koridoruyla aslında netleşecek durum şu, mevcut olan orada sevkiyatı bekleyen buğdayın güvenli bir şekilde, güvenli bir kanalla ve Türkiye'de aslında geçmişte bu tür toplantılar genelde İsveç'te yapılırdı ama şu an görüyoruz ki bölgede hem Orta Doğu'da hem de Kuzey'de Türkiye çok önemli bir pozisyonda. Çok önemli bir konumda. Burada hareket amirliğinin, hareket bölge yönetim üssünün burada olması aslında sürecin uzun vadede hiç de kolay olmayacağını ve buradaki üstten her ülkenin temsilcisiyle güvenli bir şekilde sevkiyatın gerçekleşmesi konusunda Türkiye'nin adeta bir ev sahipliğinde ve şartları koyan oyun kurucu niteliğinde bir yolculuğa başladığını, yani burada aslında diplomatik olarak bizim biraz daha fazla öne çıkmamızı
şart koşan bir durum haline geldi. Yani bizim için olumlu bir gelişme. Fakat dediğim gibi dünyadaki kıtlık ve açlık sorununun birebir sadece değil etkisi değil mi? Kusursuz bir şekilde çözülmesi bence şu an yakın vadede çok da mümkün görünüyor. Peki. Son bir cümlenizle ekleme yapmak isterseniz almak isterim. Gıda güvenliği ile ilgili neler söylemek istersiniz? Şimdi önümüz kış, enerji dediniz. Gıda güvenliğini konuşacağız. Ne yapalım Nurten Hanım? Şimdi biz hep bir tahıl koridoru kavramını konuşuyoruz. Belki de güvenilir gıda koridorunu konuşmak lazım. Hatta o da yetmez. Şimdi havalar sıcak, önümüzdeki günlerde havalar soğuyacak sonbahardan sonra. Dünyada bir enerji krizi var ve ciddi bir kriz. Şu an gündüz yani havanın aydınlık olduğu saatlerin süresi fazla. Bir ses geliyor bana ama sizden kaynaklı orayı çözemedim. Peki. Şu an geliyor. Buyurun devam edin. Isınma problemi ile ilgili sorunlar başladığı zaman, enerji ile ilgili sorunlar başladığı zaman aslında bir enerji koridorunu belki de konuşacağız önümüzdeki aylarda. Ve güvenlik anlamında enerji koridorunu konuşacağız. Çünkü artık o koridor kavramının niteliği de değişecek. Aslında geçen sene turizm koridorunu da konuşuyorduk. Yani turistlerin güvenli bir şekilde bir ülkeden diğer ülkeye gitmesi şeklini. Yani bu koridor konusunun aslında başka tanımlamalarla önümüzdeki günlerde çok önümüze çıkacağını söylemem lazım. İklim krizi, küresel ısınma konusunun da gıdanın arz güvenliğini ve gıda güvenliğini etkilediğini, dolayısıyla bugün gıda konusunda hakimiyeti yüksek olan ülkelerin önümüzdeki yıllarda belki de iklim krizi nedeniyle, iklim yıkımı nedeniyle konunun gerisinde kalınacağını ve gıdanın üretim hikayesinde çok fazla değişebilme riskinin yüksek olduğunu söyleyebilirim. Çok teşekkür ederiz katkılarınız için gün ortasına efendim. İyi ki katıldınız. İyi çalışmalar diliyoruz size. Görüşmek üzere. Evet, gıda mühendisi sevgili Nurten Sırma ile konuştuk. Enerji güvenliğini, enerji koridorunu da konuşacağız bundan sonraki süreçte dedi. Tahıl koridoru önemli. Kısa vadede evet ama uzun vadede tabii ki bu atılan imzalar değil. İşte o üretimin arttırılması, yeni önlemlerin alınması gerekiyor. Haliyle havalar sıcak, iklim krizi, enerji krizi. Bakalım bundan sonraki süreçte neler yaşayacağız. Bültenimizin başında da belirttiğimiz gibi bugün tahıl zirvesi var. 4. zirve ve taraflar İstanbul Dolmabahçe'de imza atacaklar. Devam edelim haberlerimize. Değerli izleyenler, HDP'nin PKK bağını gözler önüne seren bir haber getiriyor şimdi ekranlarınıza. PKK yöneticisi Cemil Bayık. HDP eş başkanı olduğu dönemde Selahattin Demirtaş'a 16 milyon dolar para gönderdi. Bu çarpıcı bilgiyi PKK'dan kaçarak güvenlik güçlerine teslim olan Merdan Rüştü Ovalıoğlu verdi. Ovalıoğlu, paranın seçim çalışmalarına kullanılmak üzere gönderildiğini söyledi. Çünkü daha biz başkan Akan'ın heykelini dikeceğiz, heykelini. Gri lisede aranırken PKK'dan kaçarak teslim olan Merdan Rüştü Ovalıoğlu, Kandil'in eski HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş'a 16 milyon dolar ya da avro para gönderdiğini söyledi. 25 Haziran 2022'de Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca ifadesi alınan Ovalıoğlu, eski HDP eş başkanı ile ilgili çarpıcı bilgiler paylaştı. Demirtaş için kendisini birkaç defa Kandil alanında gördüm dedi. Kendisi KCK Türkiye Meclisi karargahında üst düzey örgüt mensupları Kamuran Yüksek ve Yahya Figen ile görüştü. Kobani olayları sürecinde Kamuran Yüksek ve Yahya Figen ile irtibatlıdır. O dönem üst düzey örgüt mensupları tarafından çok fazla sevilmediğini biliyorum. Ovalıoğlu PKK ile başlarından Cemil Bayık'ın Selahattin Demirtaş'a HDP eş başkanı olduğu dönemde seçim çalışmasında kullanılmak üzere para gönderdiğini söyledi. Terörist Ovalıoğlu 6-8 Ekim terör olaylarına ilişkin yaşanan trafiği de anlattı. HDP eş genel başkanlığı yaptığı süreçte Cemil Bayık seçim çalışmaları için 16 milyon dolar ya da euro parayı Kamuran Yüksek ve Yahya Figen üzerinden gönderdi. 6 Ekim 2014 günü HDP Genel Merkezi tarafından yapılan çağrıyı biliyorum. Bu çağrının yapıldığı gün Irak'ta Metine alanında üst düzey örgüt mensuplarının katılımıyla KCK-TM karargahında bir toplantı yapılmıştı.
Kararlara ilişkin Zerrin Kodu adlı tarafından hızlı şekilde bilgisayar ortamında yazılan metin taslağı hafıza kartlarına atılarak kuryeler aracılığıyla Kamuran Yüksek ya da Yahya Figen'e iletildi. HDP Genel Merkezi'nce 6 Ekim 2014 günü yapılan çağrı metninde geçen cümleler Zerrin'in dokümanı yazarken tekrarladığı cümlelerdi. Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu iç savaş kışkırtıcılığına soyundu. Ekonomiyi bahane eden Davutoğlu bu kış özellikle ekonomik şartlar bağlamında bazı olaylar yaşanabileceğini endişe ediyorum dedi. İç savaş provokasyonuna ABD'nin Ankara'daki adamı Ahmet Davutoğlu da katıldı. İç savaş. Daha büyüğü yok zaten. Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın iç savaş çıkabilir kışkırtmasının ardından bir açıklamada Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu'ndan geldi. Partisinin İstanbul İl Merkezi'nde konuşan Davutoğlu, ülkedeki ekonomik krizi bahane ederek savaş çırtkanlığı yaptı. Özellikle bu kış ile ilgili gerçekten ben çok kaygı duyuyorum. Bu kış özellikle ekonomik şartlar bağlamında bazı olaylar yaşanabileceğinden endişe ediyorum. Bu tür söylentilerin yayılmasını doğru bulmam. Ama net konuşmak gerekirse bu kış bu tip toplumsal risklerin oluşması durumu ile karşı karşıya kalabiliriz. Efendim Dışişleri Bakanlığı, CHP'li belediyelerin yabancı elçilerle görüşmelerinin artması üzerine bir genelge yayınladı ve belediye başkanlarının yabancı elçilerle görüşmesini bakanlık iznine bağladı. CHP'li 11 Büyükşehir Belediye Başkanı da bir araya geldi. Bakanlık genelgesine tepki gösterdi. Yabancı elçilerle bakanlık izni olmadan görüşmemiz gerekir diye ortak açıklama yaptılar. 11 belediye başkanı ortak bir açıklamaya daha imza attı. Gelsin ekranlara. Dışişleri Bakanlığı'nın yabancı misyonlarla görüşmeleri izne bağlaması kararı, devamlı elçilerle özel görüşmeler yapan CHP belediyelerini tedirgin etti. Yabancı elçilerle sürekli görüşmeleri ve kredi alımları gündeme gelen belediye başkanları bir araya geldi. CHP'li 11 Büyükşehir Belediye Başkanı Dışişleri Bakanlığı'nın yabancı misyonlarla görüşmesi izne bağlandı genelgesiyle ilgili açıklama yapıldı. Kararın hukuka ve demokrasiye ait olmadığı belirtilen açıklamada genelgenin iptali için hukuki girişimlerde bulunulacağı da açıklandı. Ekonomi ve dış ilişkiler odaklı konuları ele alan ortak yazılı açıklamanın özeti ise elçilerle izinsiz görüşmemiz gerekiyor oldu. Geçtiğimiz aylarda Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın yabancı elçilerle kamuoyundan habersiz görüşmeleri, Chatham House ziyaretleri de krize yol açmıştı. Efendim İstanbul Emirgan Korusu'ndaki tarihi köşklerin kalıcı olarak kapatılması akıllarda soru işareti oluşturdu. Emirgan Korusu'ndaki Beyaz Köşkün Ekrem İmamoğlu'na ve Pembe Köşkün ise eşi Dilek İmamoğlu'na tahsis edildiği iddialarını İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne sorduk. Pembe Köşk'le ilgili iddialar yalanlanırken Beyaz Köşk hakkında sorularımıza yanıt alamadık. İstanbul Emirgan Korusu'nda her gün binlerce kişi tarafından ziyaret edilen Beyaz Köşk ve Pembe Köşk artık halka açık değil. Çünkü Beyaz Köşk'ün Ekrem İmamoğlu'na ve Pembe Köşk'ün ise eşi Dilek İmamoğlu'na tahsis edildiği iddia ediliyor. Her iki köşkünde hem organizasyonlara hem halka kapatılması akıllarda soru işareti oluşturdu. Ulusal kanal iddiaları İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne sordu. İBB yetkilileri Pembe Köşk'te ilgili iddiaları yalanlarken Beyaz Köşk'ün Ekrem İmamoğlu'na tahsis edilip edilmediğiyle ilgili soruları yanıtsız bıraktı. İhmal edilmiş bir alandı. 1995 yılında halkın kullanımına açılan ve İBB iştiraki Beltur tarafından işletilen Beyaz Köşk, restoran haricinde ayrıca birçok düğün ve organizasyona ev sahipliği yapmıştı. Ancak belediye tarafından verilen yanıtta Beyaz Köşk'ün tahsisi Beltur AŞ'de değildir denildi. İçişleri Bakanlığı uyuşturucuyla mücadele alanında çok sayıda projeyle farkındalık çalışması yürütüyor. Türkiye Uyuşturucu ve Uyuşturucu Bağımlılığı İzleme Merkezi Şube Müdürü Murat Sarıgüzel, bizim asıl silahımız, gücümüz halktır. Halk bizim arkamızda olduğu sürece bu mücadele başarılı olabiliriz dedi. TÜBİM vatandaşları uyuşturucuya karşı mücadele ve insanların hayatını kurtarmaya çağırdı.
Türkiye 2017 yılında uyuşturucuya bağlı ölümlerde zirveyi gördü. O yıl 941 kişi hayatını kaybetti. Bir yandan arzla mücadele devam ederken diğer yandan toplumun kılcal damarlarında bilinçlendirme ve farkındalık çalışmalarına ağırlık verildi. En iyi narkotik polisi, anne narko rehber, uyuma ve daha çok sayıda projenin tohumları bu dönemde atıldı. Bu adımların her birinin temelinde ise narkolog projesi var. Türkiye Uyuşturucu ve Uyuşturucu Bağımlılığı İzleme Merkezi Şube Müdürü Murat Sarıgüzel, uyuşturucuyla mücadelede önleme faaliyetlerini anlattı. Yasa kapsamına aldığımız madde sayısı 1000'e yaklaştı. Anne bunun hangi birini bilsin? Dünya ortalamasına göre çocuğun uyuşturucu kullandığının evde anlaşılması 2 yıl. Narkologa göre ülkemizde bu süre yaklaşık 15 ay. Uzun diyebileceğimiz bu süre içinde de ilk fark eden anne. En iyi narkotik polisi anne projesinin üzerinde inşa edildiği gerçekler bunlar. Bu nedenlerle annelerin bilgilendirilmesi mücadelede çok kıymetli. Daha da ötede bizce eşsiz bir yerde. Narkotikpolisanne.com adlı internet sitesiyle annelere daha hızlı ulaşılıyor. TÜBİM, annelere yönelik yürütülen eğitim faaliyetlerinin yanı sıra toplumun her kesimine ulaşma çabasında. Üniversitelerde de narko gençlik çalışması var. İlleri dolaşan iki tır 2015'ten bu yana 557 bin öğrenciye ulaştı. Cumhuriyet Kadınları Derneği'nin başlattığı Uyuşturucuya Karşı Anneler Hareketi, İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından destekleniyor. TÜBİM Şube Müdürü Murat Sarıgüzel, CKD ile birlikte yaptıkları çalışmaları anlattı. Uyuşturucuyla mücadele alanında proje yapmak doğru bilgi ve tecrübeye dayanması gereken hassas, halkın deyimiyle ince bir iştir. Narkotik suçlarla mücadele, bağımlılıkla mücadele entelektüel birikim ister. Sadece karamsar tablolarla dolu bağımlılık öyküleri üzerine kurulu ilkel bir yöntemle yapılamayacak kadar karmaşık ve emek isteyen bir mücadelenin içinde olduğunuzun farkında olacaksınız. CKD'nin de Uyuşturucuya Karşı Anneler Hareketi diye kıymetli bir projesi var. Tek tek inceledim. Modülleri güçlü. Uyuşturucuya karşı sahada CKD ile birlikteyiz. Yolda yürürken, otobüse binerken, çocuğunuzu okula bırakırken uyuma uygulamasıyla her alanda uyuşturucuyla mücadeleye katkı sağlayabilirsiniz. Uyuşturucuyla mücadele uygulaması uyumanın dünyada eşi yok. Telefonunuza yüklediğiniz uygulamayla anlık bildirimde bulunabiliyorsunuz. Bu uygulamayı yükledikten sonra şüpheli uyuşturucu kullanımı ya da satıcı gördüğünüzde doğrudan metin mesajı gönderebileceğiniz gibi fotoğraf ya da video çekip onları da atabiliyorsunuz. Bu bildirim doğrudan 112'ye ulaşıyor. Sizin konum bilgilerinizden en yakın polis ya da jandarma ekibi o bölgeye yönlendiriliyor. Topyekun mücadele edeceksek, çevremizde böyle olaylar oluyorsa bu uygulamayı yükleyin. Asıl silahın halk olduğunu vurgulayan TÜBİM Şube Müdürü, vatandaşları hayat kurtarmak için uyuşturucuyla mücadeleye çağırdı. Şimdi bir ara verelim ama ayrılmayın. Reklamların hemen ardından yeniden sizlerle birlikte olacağız. Dış politikaya bir pencere açacağız. Dün Milli Güvenlik Kurulu toplantısı vardı. 3 saat 15 dakika sürdü. Oradan çıkan kararlar var. Haliyle bugün atılacak tahıl koridoru ile ilgili imzalar var. Ve Atina, Yunanistan kışkırtmalarına devam ediyor. Yeni provokatif adımlar da gördük. Girit Adası'na bir çıkarma yaptı Dendiaz. Hepsini masaya yatıracağız. Vatan Partisi MYK üyesi Sayın Cem Dikmen ve İstanbul Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Sayın Mehmet Yalçın Yılmaz bugün bizlerle olacak. Birazdan görüşeceğiz. Evet sevgili izleyenler ve dinleyenler, bu kuşakta dış politikaya bir pencere açacağız demiştik. Biraz önce reklam arasına giderken Milli Güvenlik Kurulu toplantısı vardı. 3 saat 15 dakika sürdü. Ardından bir bildiri, terörle mücadele ön plana çıkıyor. Ve tabii ki Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretleri dönüşü yaptığı açıklamalar, tahıl koridoru ve imza töreni de gerçekleşecek İstanbul'da bugün. Şimdi bunları masaya yatıralım. İki konuğumuz bizlerle birlikte bu kuşakta. İstanbul Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Sayın Mehmet Yalçın Yılmaz. Sayın Yılmaz hoş geldiniz efendim gün ortasına. Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum Yeşim Hanım. Sağ olun. Çok teşekkürler bir mukabele. Ve Vatan Partisi MYK üyesi Sayın Cem Dikmen de stüdyo konuğumuz. Uzun bir aranın ardından değil mi Sayın Dikmen? Evet, bizlerle birliktesiniz. Hoş geldiniz. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ederim. Şimdi Milli Güvenlik Kurulu kararlarıyla başlamak istiyorum. Sayın Yılmaz, bildiriyi nasıl değerlendirirsiniz? Önce genel hatlarıyla terörle mücadele vurgusu öne çıkıyor.
Türkiye'nin terörle mücadelesi, terör örgütleriyle mücadelesi ve batılı ülkelerin verdiği destekle birlikte Sayın Erdoğan da açıklamalarda bulunmuştu. Buyurun, söz sizde. Tabii gündemi Türkiye'nin terörle mücadelesi öncelikle teşkil ediyor. Bununla birlikte özellikle örgütlerin isimleri vurgulanarak bu alanda neler yapıldığı ve neler yapılacağına dair kararlılık vurgusu burada öne çıkıyor. İlave tedbirlerin görüşüldüğü vurgulanıyor. Tabii Milli Güvenlik Kurulu bu anlamda Türkiye'nin en stratejik birimlerine bir anlamda politika belirleyen, politika veren bir yapıya sahip. Aynı zamanda dış politik ilişkilerinde burada tartışıldığı, görüşüldüğü bir alana sahip. Tabii geçtiğimiz ay bir NATO toplantısında Fethullahçı terör örgütünün isminin zikredilmesi, İsveç ve Finlandiya'ya bu koşulların verilmesi bir anlamda emsal sorumluluk teşkil ediyor diğer üyelere. Bu Türkiye'de bir kazanım olarak algılandı hükümet çevresinde öncelikle. Bunun dışında uluslararası hukuku hiçe sayan Yunanistan vurgusu var. Benim dikkatimi çeken Yeşim Hanım. Şimdi Yunanistan'ın gerek karasuları gerek hava suları ihlallerinde sınır tanımayan adeta bir şımarıklık içerisinde olduğunu söyleyebiliriz. Değerlendireceğiz bu konuyu. Tabii. Önemli. Tabii. Buyurun. Burada tabii terörle mücadelede gelinen aşamalar ince ince tartışılıyor LGK'da. Ve bu arada bu sürede tabii Türkiye'de devam eden operasyonlar da var. Fethullahçı hareket etmemek. Çeşitli alanlarda sürekli operasyonlar var. Burada kararlılıkla sürecin bu yılda devam edeceğini öncelikle görüyoruz. Benim dikkatimi çeken vurgu buydu. Bunun dışında tabii sınır dışında, sınır ötesinde PKK'yla ve YPG ile mücadelede kararlılıkla devam ediyor. Tabii dün basınımıza düşen Bağdat'taki hadise de tabii ki Türkiye'nin gündemini teşkil etti. Öncelikle PKK'nın adeta başka bir role bürünerek Türkiye'ye attığı iftiralardan bir tanesine tanık olduk. Tabii çok basit bir terör hadisesi olarak değerlendirmiyorum meseleyi. Çok boyutlu uluslararası çıkarlara da hizmet eden bir boyutta Türkiye ile Bağdat yönetimi arasında bir mesafe açmaya çalışan çok stratejik bir terör saldırısı olarak değerlendiriyorum. Sanırım o da enine boyuna incelenmiş ve meseleyle ilgili derinlikli bir incelemeyi de yapma kararı alınmıştır diye düşünüyorum açıkçası bu toplantıda. Peki FETÖ ile mücadele, diğer terör örgütleriyle Irak'taki terör saldırısı dedi Sayın Yılmaz. Enine boyuna incelenmiş ve gerekli tedbirler vurgularda MGK bildirisinde ele alınmıştır dedi ve Atina'dan bahsetti tabii ki kışkırtmalarında. Siz ne dersiniz Sayın Dikmen? Sizin bu başlıklarda en çok dikkat ettiğiniz hangi vurgu öne çıkıyor? Altını çizersiniz. Kritik bir Milli Güvenlik Kurulu'ydu. Hem Astana sürecinin hemen ardından yani Tahran ziyaretinin, Sayın Cumhurbaşkanı ve kurmaylarının Tahran ziyaretinin hemen ardından yapılan bir Milli Güvenlik Kurulu'ydu. Hem Suriye Harekatı'nın, Suriye'nin kuzeyine düzenlenecek harekatın gündemde olduğu hem de Yunanistan kışkırtmalarının gündemde olduğu. Bir yandan da tabii ki Rusya-Ukrayna Savaşı ile birlikte tahıl koridoru ve benzeri birçok konunun gündemde olduğu aslında geniş bir Milli Güvenlik Kurulu'ydu diyebiliriz. Şimdi muhtemelen şu tehditler en başta ele alındı. Birincisi Suriye'nin kuzeyine harekatın engellenmesi çabasını aslında biraz da görüyoruz. Bu hem Sayın Hocamızın dediği gibi Duhok'taki bu saldırı ve bunun Türkiye'nin üzerine yıkılma çabası ve Türkiye'nin aslında Astana sürecine zarar vermek amacıyla bir Atlantik piyonlarının kışkırtmasıyla yapılan bir saldırı olduğu çok bariz belli. Hem bir yandan bunu değerlendirdiğimizde bir taraftan da Yunanistan kışkırtmalarını değerlendirdiğimizde aslında Türkiye'nin terörle mücadelesini, Suriye'nin kuzeyine düzenleyeceği operasyonları, PKK'nın daha da fazla üzerine gitme çabasını, FETÖ'nün daha da fazla üzerine gitme çabasını ve uluslararası çapta bir engelleme girişimi olarak da değerlendirebiliriz. Yani muhakkak ki Milli Güvenlik Kurulu bütün bunları bir bütün olarak değerlendirip bu sonuca varmış olabilir. Yani burada topyekün
Türkiye'nin terörle mücadelesine, Türkiye'nin FETÖ ile PKK ile ve işte sayılacak bütün o terör örgütleriyle mücadelesine bir ket vurma, bir durdurma, bir onlara da terör örgütlerine de nefes aldırma çabası içerisinde bazı kuvvetler. Bunu görüyoruz. Tabii burada bir yandan da bu ara dere mücadeleden yararlanmaya çalışan bir Yunanistan var. Onlar da şu anda Türkiye ile artık tam anlamıyla ters düşen ve birçok noktada Türkiye'nin bağımsızlığı için, Türkiye'nin kendi çıkarları için bir başkaldırı sergilediği ve aslında da mücadele ettiği ABD'den onlar da medet umuyorlar ve doğrudan kendilerini Amerika Birleşik Devletleri'ne ve NATO'ya, Avrupa Birliği ülkelerine Yunanistan'ı teslim ettiğini görüyoruz ve onların desteğiyle, onların pohpohlamasıyla, onların askeri teçhizatlarıyla birlikte de Türkiye'ye kafa tutma çabasının içerisinde olduğunu görüyoruz. Bu son Yunan Dışişleri Bakanı'nın Girit'te verdiği mesajlarda evet, biraz öyle de ona değineceğiz herhalde evet, ayrıntılarına. Şimdi terörle mücadeleyle ilgili bir tur daha devam etmek istiyorum sizlerle. Sayılmaz, gelinen noktada siz Suriye'nin kuzeyine bir operasyonun yakın olduğunu düşünüyor musunuz? Şimdi Fethullahçı terör örgütü, Türkiye'nin beklentileri var, iadeler üzerine NATO liderler zirvesinde de gündeme geldi. Ama bir yandan bakıyorsunuz, işte İsveç'te değil mi çok fazla terör provokasyonlarını görmüştük. Şimdi geçtiğimiz günde Finlandiya'da sokakta yine özellikle provokasyonlar vardı ve yine polis engellemedi. Sayın Erdoğan da diyor ki yani Türkiye'nin istekleri yerine gelmezse kesinlikle biz imzamızı atmayız, bu onaya sunulmayacak diyor. Ne dersiniz? Tabii burada şunu da unutmayalım. Bu terörle mücadele bir yandan da psikolojik bir ortam da doğuruyor. Yani Avrupalıların, Avrupa'daki iktidarların bir yandan da Avrupa'daki muhalif hareketlerin PKK ile ilgili algılarını da bu anlamda daha rasyonel bir hale getirmek lazım. Yani biz şunu beklemiyoruz zaten. Avrupa'da hiç PKK'lı kalmayacak, Fethullahçı kalmayacak. Bunların hepsini bize bir uçağa doldurup gönderecekler. Böyle bir şey beklemiyoruz. Bu rasyonel bir durum değil açıkçası. Ama Avrupa'da PKK'nın kirli yüzünü, Fethullahçıların kirli yüzünü deşifre eden bir talep olarak değerlendirmemiz gerekiyor bunu. Bir şekilde Avrupa'da sokağa çıkacak orada teröristler, polisle çatışacaklar. Avrupa medyasında gerçek yüzleri açığa çıkacak. Yani bizim beklentimiz bu açıkçası. Benim kanaatim bu. Tabii Ankara'ya daha somut teslimatlar isteyecektir. O ayrı bir şey ama benim için önemli olan şu. Bir Avrupalının gözünde PKK'nın olumlu hale getirilmiş imajının daha rasyonel, daha gerçekçi, daha olumsuz bir hale gelmesidir. Ben bunu daha çok önemsiyorum açıkçası. Çünkü terörün finansmanında, çeşitli uluslararası derneklerinin finansında, medyasının desteklenmesinde vesaire Avrupalının o kandırılmış halk kitlesi ve aydınları, bir de samimi olmayan politikacıları ve aydınları diye ben ikiye ayırıyorum. İşte buradaki toplumsal çoğunluğun zihninde PKK'nın çocuk katili, bebek katili, evlatları kaçırılmış anneleri ağlatan bir terör örgütü olarak bilinirliğinin artırılmasını istiyorum ben. Çünkü insanlar dünyadaki terör örgütlerini yeterince bilmezler, tanımazlar. Çok başka dünyalarda, başka hayatlar yaşıyorlar. Dolayısıyla başka bir kıtadaki, başka bir ülkedeki bir terör örgütünü siz çok rahatlıkla, çok uzak bir coğrafyada bir barış örgütü, kardeşlik örgütü vesaire diye pazarlayabilirsiniz. Tabii. Oysa şimdi PKK'nın eli silahlı, eli sopalı, vahşi mensuplarının İsveç sokaklarında görünmesi, Finlandiya'da görünmesi, Fransa'da görünür olması bence önemli. Ben bu boyutuyla bakıyorum. Ama tabii ki resmi makamlarımız uğraşsınlar, dosyaları göndersinler. Interpol üzerinden, yargı üzerinden bu kişilerin talep ve iade taleplerini gerçekleştirdi. Birçoğu da vatandaşlık almış. Tabii vatandaşlık alanlar var. Bunların ayrı bir durumu var tabii ki. Bu neye sebep olabilir? İsveç bundan sonra vatandaşlık verirken bunları artık hesaba katsın. Mülteci vatandaşlığı verirken
sığınmacılarına. Bunu hesaba katsın, Türkiye'ye sorsun. Türkiye'deki durumunu öğrensin. En azından bizim şu anda verdiğimiz mücadele belki 30 yıl, 40 yıl önce vermemiz gereken bir mücadeleydi. Ama bakın elimiz güçlü olduğu zaman, Türkiye'de güçlü bir siyasal irade, ulusal çıkarları önceleyip terörle mücadeleyi merkeze oturttuğu zaman, bakın dünya gündeminde en azından önemli bir mesafe kat etmiş ve sonuca yaklaşmış da olabiliyoruz. Neticede Türkiye'de siz uğraşmadığınız zaman başka ülkelerin devreye girmesiyle meseleler başka boyutu giriyor. Tabii şunu unutmayalım. Finlandiya'da veya İsveç'te veya Norveç'te fark etmez. Buralardaki PKK yapılanmaları aslında daha büyük ülkelerin yönlendirdiği hareketlerdir. Yani bu ülkeler bu anlamda kendileri Türkiye ile mücadele edecek bir şeyde değiller zaten açıkçası. Güçte değiller ama ismini bildiğimiz, başkentini çok sık zikrettiğimiz bazı ülkelerin bu ülkeleri kullandığını da çok iyi biliyoruz. Çünkü Avrupa içerisinde o dolaşım avantajını kullanabiliyorlar. İşte Almanya'da çok rahat hareket edemiyorlar. Çünkü niye? Bizim haber kaynaklarımız, resmi birimlerimiz çok daha organize. Dolayısıyla Almanya Türkiye ilişkilerini bozmak istemiyor ama bunların işte yukarı taraflara, o küçük ülkelere geçmelerini veya oralarda desteklenmelerini bu anlamda pozitif buluyorlar. Dolayısıyla bu ikiyüzlülüğe ve çifte standarda karşı biz en azından kamuoyu algısını da pekiştirmemiz gerekiyor, mücadele etmemiz gerekiyor. Peki o zaman şöyle büyük bir fotoğrafa bakalım. Amerika değil mi? PKK, YPG terör örgütlerine verilen destek ortada. Özellikle Tahran zirvesi sonrası öncesi yapılan açıklamalarda da Sayın Reisi, Sayın Putin ve sonrasında Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan da açıklamaları oldu. Dedik ki ya Amerika Fırat'ın doğusundan çıksın. Terör örgütleri destekliyor kardeşim. Bizi de kandırmasın. Bir an önce gitmeli dedi. Çıkar mı? Bu açıklamaları nasıl değerlendiriyorsunuz Sayın Dikmen? Çıkmaz, çıkartılır. Yani orada çıksın vurgusundan daha çok çıkartalım aslında vurgusu olarak ben yorumluyorum ve öyle görmemiz gerektiğini düşünüyorum. Amerika Birleşik Devletleri'nin şu anda Suriye'nin herhangi bir yerinden ya da coğrafyamızdaki herhangi bir bölgeden kendi isteğiyle çıkma gibi bir durum söz konusu olamaz. Ancak mücadeleyle birlikte çıkartılabilir. Biz bunu hedeflemeliyiz. Dolayısıyla burada özellikle Suriye'nin kuzeyinde Türkiye'nin daha etkin mücadele yürütmesi önemli. Fakat orada da yine bir noktaya değiniyoruz. Bir yandan da evet orada bir mesaj veriliyor Suriye'nin Fırat'ın doğusundan ABD çekilsin ya da Suriye'den ABD çekilsin diye. Ama bir yandan da orada bir eksik var. O eksik de şu. Suriye'den ABD'nin çekilmesi için mücadele eden, 11 yıldır, 12 yıldır mücadele eden bir de Suriye devleti var. Yani o fotoğrafta eksik olan kare Şam aslında yönetimi. Şam yönetimi. Yani Suriye devleti. Şam yönetimi derken hani böyle rejim şu bu falan meselesi değil. Suriye devleti. Devlet olarak Suriye devleti niye orada yok? Yani orada o üçlü devlet başkanlarının yanında aslında bir de Suriye hükümetinin, Suriye devletinin olması gerekiyor. O zaman bu mücadele daha da başarıya ulaşacak bir doğru denkleme oturmuş olacak. Çünkü onlar da 12 yıldır kendi ülkesinden yabancı işgalci güç olan ABD'yi atmaya, onun getirdiği terör örgütlerini def etmeye çalışıyor ve bunun için mücadele veriyor. Aynı şey Türkiye'nin aslında terörle mücadelesi için de geçerli. Yani Suriye ile işbirliği sadece Suriye'nin toprak bütünlüğünü sağlamak anlamını taşımıyor. Bu çok önemli ama bir yandan da Türkiye'nin şu anda mücadele ettiği terör örgütlerinin de kıskaca alınması anlamını taşıyor. Bakın Türkiye şu anda özellikle PKK terörüyle ilgili şunu söyleyebiliriz. Yurt içinde göz açtırmıyor. Yurt içinde mümkün değil göz açamıyorlar artık. Yurt dışında da sayıları giderek eriyor. Bir yandan silahlı mücadele çok hızlı bir şekilde yürüyor. Bir yandan gönül kazanma mücadelesi yürüyor. Bakın işte Diyarbakır annelerinin kaç yılı aşkındır devam eden mücadeleleriyle birlikte terör örgütü içerisinde aslında duygusal çözülmelerde yer alıyor. Oralardan da Türk devleti bir kazanım elde ediyor. Bir yandan yakın ülkelerdeki mücadeleleri, yakın ülkelerde, komşu ülkelerine bu mücadelesini kabul ettirdi ve onlardan büyük oranda destek alıyor. Çeşitli pürüzler olsa bile. Şimdi kalan tek bir nokta var. Terör örgütünün artık kaçacak yerinin kalmaması, kıskaca alınması. Kıskaca alınması için de aslında bölge ülkelerinin tam anlamıyla bir işbirliği yapması gerekiyor. Yani ABD nasıl def edilecek?
bölge ülkeleri yan yana gelecek ve mücadele edecek. Peki. Terör nasıl bitirilecek? Yine aynı yöntemle bitirilecek. Şam yönetimiyle görüşülmesi gerektiğini NATO ile ilgili de bir iki müsaadeniz olursa şey söyleyeceğim. Birincisi Finlandiya-İsveç meselesinde hükümetin şöyle bir tarzı var, tavrı var, daha beklentisi var. Nasıl olsa yapmazlar, biz kazanım elde edebildiğimiz kadar edelim. Kartlarımızı oynayalım ve olabildiğince kazanım elde edelim. Yani biz size gelmeyin demedik, biz size yaptırmayacağız demedik. Bakın taleplerimizi söyledik. Siz de bunları kabul etmediniz ya da kabul ettiniz ama yapmadınız. O yüzden giremiyorsunuz noktasına. En nihayetinde bu iş dönecek, o öyle görülüyor. Ama ben burada Avrupa'nın PKK terör örgütünün bir terör örgütü olarak ne kadar tehlikeli olduğunu anlayacağını düşünmüyorum. Yani şu anlamda kendi şehirlerinde bu eylemleri yapsalardı. Çünkü bunlar yıllardır aslında yapılan şeyler. Yani tamam belki savaş alanına çevirme gibi bir durum söz konusu değildi ama yıllardır terör bayraklarını, terör flamalarını şehirlerine vesairelerine asıyorlardı. Orada önemli olan nokta şu, Avrupa PKK'yı desteklemeye devam edecek. Çünkü Türkiye'nin terörle meşgul olmasından memnun oluyorlar. Yani Türkiye'nin terörle meşgul olması onların başka alanlarda Türkiye'yi ekart etmesine, devre dışı bırakmasına neden oluyor. Öyle görüyorlar ve o anlamda terörle meşgul olmamıza devam ediyorlar. Yoksa binlerce insanı öldürmüş, şehirlerimizde bombalar patlatmış. Yani şimdi İstanbul'da bomba patladığında bu sadece Türk televizyonlarında yayınlanmıyor. Bütün dünya televizyonlarında bunun hangi terör örgütü tarafından yapıldığı açıkça ifade ediliyor. Ya da işte Sur'da vesairede, Diyarbakır'ımızda, Şırnağımızda o şehirler mahvedildiğinde PKK tarafından. Bunlar bütün dünya televizyonlarında en nihayetinde yayınlanıyor. Yani oralara gözlerini kapatan Avrupalı'nın ben şimdi kendi şehirlerinde eylem yapan PKK'lılardan dolayı ikna olacağını düşünmüyorum. Oralarda bir tabii yani hocamız onu bir iyi niyetle ve Türkiye'nin lehine bir tavırla talep ediyor. Ona hiçbir itirazım yok. Keşke öyle olsa. Yani keşke görseler de PKK terör örgütünü desteklemekten vazgeçseler. Ama orada şunu görmemiz lazım. Türkiye'nin NATO meselesinde Finlandiya, İsveç'le ilgili kartlarını oynadığını görüyoruz. Ama bunun en nihai sonucu Türkiye'nin NATO'dan artık fiili olarak aforoz edildiği NATO'dan resmi olarak da çıkışına doğru gitmek zorunda. Yani NATO Türkiye'nin karşısında yer alan terör örgütlerini desteklemekten vazgeçmeyecek. Türkiye'nin karşısında yer alan ülkeleri de desteklemekten vazgeçmeyecek. İşte Yunanistan'daki bütün o askeri üsleri ve askeri harekatları bu kapsamda değerlendirebiliriz. O halde Türkiye'nin kendi güvenlik çemberini kendisinin oluşturması gerekiyor. Bölge ülkeleriyle, işbirliğiyle ve bölgesel harekatlarla, bölgesel askeri birliklerle belki diyebiliriz. Kendi güvenliğini sağlayacak bir çizgiye yönelmesi acilen gerekiyor. Peki. Şimdi Sayın Yılmaz, katılır mısınız? Önce Şam yönetimiyle ilgili Sayın Dikmen bir girizgah yapmışken hem de buradan Atina ile de devam edelim. Bir görüşme gerçekleşir mi? Bekler misiniz? NATO'dan çıkmalı dedi. Şimdi F-16 krizi değil mi? Devam ediyordu Amerika ile. Orada alınan F-16 satışı ile ilgili bir karar var. Önerge onaylandı, daha doğrusu böyle demek doğru. Türkiye'nin Yunan hava sahasını ihlal etmemesi gerekiyor F-16 satışı ile ilgili. Yani bir NATO üyesi bir ülke, bir taraftan bakıyorsunuz. Ben o zaman Yunanistan'ın tezlerini kabul mü edeceğim? Burayı anlamak gerçekten çok mümkün değil. Hani bu karar kabul edilir bir karar mı? Son karar mıdır, onu da bilemiyorum, size soracağım. Ne dersiniz böyle bir süreci değerlendirmek gerekirse? Şimdi Türkiye'nin aslında bu yaşadığı süreçlerde hiçbir ülkeyle tamamen uyumlu olduğunu söyleyemeyiz. Ama en uyumsuz olduğu ülkenin ABD olduğunu söyleyebiliriz. Yani Türkiye'nin Rusya'yla da sorunları var, İran'la da sorunları var, Suriye'yle de sorunları var ama ABD ile olan sorunları ne yazık ki giderilmiyor. ABD şöyle bir kart koyuyor. Türkiye'yi terbiye edecek formül olarak Yunanistan öne sürüyor. Aslında Yunanistan'ın silahlandırılmasının birincil amacında Türkiye'yi terbiye etmek de var. Elbette bir Karadeniz'i kuşatma, Türkiye'nin vazgeçilmez olduğunu, vazgeçilebilir olduğunu dile getirme, Yunanistan'ı üstler haline getirerek bir anlamda yeni bir oyuncu olarak NATO dengesi içerisinde bulundurmak istiyor. Ama bir yandan da Türkiye'yi Ankara siyasetini karıştırmak,
Türkiye'deki iç kamuoyunda aslında Batı ile olan irtibatı kesen bir hükümet algısı oluşturmaya çalışıyor. Bu ABD tarafından ne kadar sürdürülebilir? Bunu birlikte göreceğiz ama ben çok sürdürülebilir olduğunu da inanmıyorum. Çünkü Türkiye'nin NATO'dan çıkması demek aslında şöyle bir meseledir. Türkiye, yani bunu siyasi olarak karar alabilecek bir iktidar o gece yeniden bir darbeye maruz kalabilir. Yani biraz gerçekçi ve rasyonel olmak zorundayız. Türkiye'de hala belli şeyler yerine oturmadı. Türkiye'de hala iktidarlar yeterince muktedir olamıyorlar. Bunu hani bugün için söylemiyorum. Çok yakın tarihi, çok detaylı olarak okuduğumuz için. Türkiye'de henüz bu tartışmaları yapacak bir durumumuz yok. Evet, yani NATO'da olmanın avantajlarının yanı sıra dezavantajlarını da yaşıyoruz. Bugünlerde bunu çok net söyleyebiliriz. Neticede Suriye'de ABD'nin bir yapılanması var ve biz bu yapılanmaya karşı mücadele ediyoruz. Tabii. Sonuna kadar da etmeliyiz. Bu bir realite. Bunun yanı sıra Suriye'de Türkiye'nin İran'la da bir rekabeti var. Bunu da inkar edemeyiz. Yani bunu da gözlemliyoruz. Rusya'nın Suriye'de bir varlığı var. Tabii ki Şam yönetiminin daveti üzerine hukuki bir biçimde gelinmiş bir süreç var. Burada da yine Türkiye ile Rusya arasında zaman zaman işbirlikleri, zaman zaman rekabetler var. Bu rekabetler anlaşılabilir zaten. Yani uluslararası ilişkilerde karşılıklı çıkarlar gözetilerek buralarda süreçler işletilebilir. Zaten Astana bir şekilde yürüyor. Yani Türkiye, İran ve Rusya'nın başardığı şey bu. Daha bu anlamda. Daha da yukarı taşıyacağız dedi liderler. Bu önemli bir şey zaten. Hani bunu ben baştan beri destekliyorum, önemsiyorum. Sorunlar olmasına rağmen bunun devam ettirilmesi önemli bir şey. Ama dediğim gibi çatışmalar ve rekabetler göz ardı edilmemeli. Neticede Ankara'daki sorumluluk sahipleri hem çatıştığımız ülkeleri hem rekabet içinde olduğumuz ülkeleri bir gayet iyi biliyorlar. Ve buna göre de hazırlıklarını yapıyorlar. Şimdi ben temelde Irak'ı ve Suriye'yi ayrı düşünmüyorum jeopolitik düzlemde. Bu iki ülkenin yaşadıkları veya yaşayacakları süreçler arasında benzerlikler görüyorum. Tarihsel benzerlikler de söz konusu. Bunun yanı sıra bu iki ülkenin yeni planlanan enerji haritalarında ve enerji altyapısıyla bu anlamda bir bütünlük içerisinde düşünülmesi gerekiyor. Türkiye Irak'la ilişkilerini tamir etme, Bağdat'la ilişkilerini düzeltme yolunda giderken Irak'ta İran'ın etkisi çok ciddi boyutta gözde görülüyor. Tıpkı Suriye'de olduğu gibi. Dolayısıyla Türkiye-İran rekabeti bir çatışmaya dönmeden karşılıklı iyi niyet ve karşılıklı yapıcı politikalarla giderilmeli. Bu bir anlamda ABD'ye de koz verir. Bu tuzağa düşmemek lazım. Bu nasihati kendimize veriyoruz. Ankara'ya söylüyoruz ama bunu Tahran'da duymalı. Ve Moskova da bu anlamda yapıcı ve destekleyici olmalı. Dolayısıyla meseleleri çok boyutlu göreceğiz. Yani Amerika ile ilgili kanaatlerimizi çekinmeden net bir şekilde ifade ediyoruz. Bu anlamda ben İran'la da sorunlarımızı görmezden gelmememiz gerektiğini vurguluyorum. Keşke Esad'la oturulup konuşulabilse ama bugünkü herhalde reel siyaset bunu gerçekleştirmiyor. Yani bunu bilemem. Politika yapıcıların düşünmesi lazım. Ama Astana süreçlerinde Esad'ın vekaletinin İran ve Rusya'da olduğu bir gerçek. Yani onlar neticede Şam adına da bu süreçlerde kararlar alabiliyorlar veya tartışabiliyorlar. Neticede maddeleri okuduğumuz zaman bu dengeyi görüyoruz. Yani her şey Türkiye'nin istediği gibi olmamış. Değil mi? Bazı maddeler yine Türkiye'nin dile getirdiği ama orada özellikle Esad'ın da taleplerini belki
ifade eden metinler. Dolayısıyla ben daha reel politik düzlemde meseleleri değerlendirip bu süreçlerin zamana yayılacağını görüyorum. Ha şunu da net söyleyebilirim. Bir kere ABD Suriye'de bir çözüm falan istemiyor. Tıpkı Irak gibi çok uzun yıllara yayılan anayasal görüşmeler, anayasa tanzimi gibi bir zaman dilimi istiyor. Niye? O kaotik ortam orada zaten çok işlevsel bir alan oluşturuyor. Evet. Bunun yanı sıra şunu da söyleyebiliriz. Irak'taki üçlü modelin Suriye'de de dayatılacağını, Cenevre'de ya da küçük kantoncuklar üzerinden bir hesaplaşma olabileceğini söyleyebiliriz. Neticede Irak'taki yapılanma iyi olmadı. Yani Bağdat için iyi bir şey olmadı. Türkiye için hiç iyi olmadı. Iraklılar için hiç iyi olmadı. Bakın Iraklılar da çok büyük bir göç verdi maalesef. Milyonlarca insan öldü. Türkiye o dönemde çok etkisiz kaldı. Hepimiz yaşadık. İşgale etkisiz kalabildi Türkiye. İkinci işgalde Türkiye'nin bir etkisi olmadı. Meselene dahli olmadı. Ne oldu? Milyonlarca Iraklı göç etti. Bugün Avrupa'nın ucuz işçisi pozisyonuna geldi. Şimdi Suriye'de aynı kaderi yaşıyor. Ama 30 yıllık Irak hikayesinden aldığımız şöyle bir fotoğraf var Yeşim Hanım. Irak'ta Arap siyaseti var, İran siyaseti etkili. Bir de Kuzey Irak'ta, Irak'ın kuzeyinde bir bölgesel yönetim denen bir hikaye var. Peki. Şimdi bu üçlü sacaya bir çözüm getirmedi. Ve bugün Türkiye-Irak ilişkilerinde zedelemeye çalışan taşeron örgüt PKK var. Hı hı. Şimdi Suriye'nin de benzer bir hikayeyi yaşamamasını istiyoruz biz. Dolayısıyla Suriye'nin geleceğinde yapıcı, pozitif katkıları olan ülkelerin bu anlamda olması gerekiyor. Ben Suriye sorununda en yapıcı ve Suriye'nin toprak bütünlüğünü savunan ülkenin Türkiye olduğunu düşünüyorum. Bu çok net yani. Çünkü Türkiye'nin başka da bir çaresi yok. Yani istikrarlı bir Suriye'den başka bir çaremiz yok açıkçası. Peki. Sayın Yılmaz çok teşekkürler. Bu süreçler zamana yayılacak dedi Sayın Dikmen. Evet. Katılır mısınız açıklamalarına? Tabii doğru. Yani katıldığım birçok noktası var Sayın Hocamızın. Özellikle mesela İran-Rusya ilişkilerinde yani tabii ki tek düze sadece biz ABD ile problem yaşıyoruz. Rusya ile İran'la hiçbir problemimiz yok ya da hiçbir çıkar çatışmamız yok demek mümkün değil. Bu doğru ama burada bizim değindiğimiz nokta şurası. Yani Türkiye ile ABD ilişkisi ile Türkiye ile Rusya, Türkiye ile İran ilişkisi arasında çok ciddi fark var. Sayın hocamız da zaten onu ifade etti. Şimdi bir tarafta egemenlik kurmaya çalışan bir devlet var ABD. Yani ben diyor sana silah veririm şuralarda kullanmayacaksın. Kredi veririm buralarda kullanmayacaksın. Bilmem ne yaparım şuralarda bunu yapmayacaksın. İşte şundan silah almayacaksın, bundan para almayacaksın. İlla benim dolarımı kullanacaksın. S-400 alırsan sana şunları yasaklarım gibi. Hı hı. Yani bir tarafta egemenlik kurmaya çalışan ve bizim bağımsızlığımızı doğrudan tehdit eden. Vallahi bağımsızlığımızı başını doğrudan çok tehdit eden son bir, günlerde. Evet, bir ABD var. Bu aynı şekilde şu an Avrupa Birliği ülkelerinin de başında. Onlar da bunu yaşamaya başladılar. Bir tarafta da çıkar çatışması yaşayabileceğimiz, yani o da her iki ülke arasında yaşanabilecek şekilde olan, çıkar çatışması yaşayabileceğimiz Rusya ve İran var. Yani ama burada bizim şu yöntemle ilerlememiz gerektiğini düşünüyoruz biz vatanperest olarak. Bir, ABD ortak tehdit, yani şu anda küresel çapta da, bölge çapında da ortak tehdit, dünyanın başına bela olan kuvvet ve devlet Amerika Birleşik Devletleri. Hem dolar hegemonyasıyla hem silahlı gücüyle coğrafyamızda ve bütün dünyada tehditlerini savurmaya devam ediyor. Bunlar Rusya'da müzdarip, İran'da müzdarip, Suriye'de müzdarip. O zaman bu bölgede ABD müzdaripleriyle Türkiye'nin bu kapsamda bir birlik kurması ve bu kapsamda hareket etmesi mümkün. Yani burada tabii ki şunlar ayrı konular olabilir. Yani Suriye'de mesela Suriye'nin vekaleti doğru, hocamız doğru söylüyor. Yani Suriye'nin vekaleti şu anda maalesef, yani vekalet derken Astana sürecindeki vekalet. Yani Astana'da
Suriye olmadığı için onun fikirlerini, onun düşüncelerini biz Rusya'dan ya da İran'dan öğreniyoruz. Ama bu bizim hatamız. Yani 911 kilometre komşumuz, sınırımız olan komşumuzla yan yana gelip problemimizi çözmek yerine biz başka iki devlet aracılığıyla onların fikirlerini dinliyoruz. Yani burada da bir hatayı biraz çuvaldızı kendimize batırmamız gerektiğini düşünüyorum. Bu da ne oluyor? Hem bizim PKK ile mücadelemizi uzatıyor ve zarar veriyor. Bakın uzatması zarar vermesidir. Evet, Türkiye PKK'yı öyle ya da böyle bitirecek. Suriye olsa da olmasa da, İran olsa da olmasa da, Rusya olsa da olmasa da, dünyanın bütün devletleri karşımızda olsa da biz PKK'yı bitireceğiz. Doğru. Ama yanımızda olurlarsa daha hızlı bitireceğiz. Daha az kayıpla bitireceğiz. Daha az para harcamayla bitireceğiz. Dolayısıyla biraz burada denklemi biz Türkiye'nin hızlı bir şekilde kazanım elde edeceği ve hızlı bir şekilde egemenliğini, bağımsızlığını sağlayacağı bir sürece doğru yöneltmemiz gerektiğini düşünüyoruz. Bunun da nedenini bir iki cümleyle ifade edeyim. Şu anda bir Türkiye bütün çevresiyle, aslında bütün çevresinde sarılmak istenen bir ülkeydi. Şu anda çok şükür ki Karabağ meselesi çözüldü ve orada bir aslında sınır güvenliğimiz sağlandı. Karadeniz'de çok şükür ki çok ciddi problemlerimiz yok. Komşularımızla birlikte düzgün ilerletebiliyoruz ama bir yandan biz Suriye'nin kuzeyinde, İran kuzeyinde operasyonlar yaparken Türkiye'yi başka cephelere sürüklemeye de çalışıyorlar. Doğu Akdeniz'de ciddi bir tehdit var. Yunanistan'da ciddi bir tehdit var. Dolayısıyla ikinci cephe açılmadan, açılma ihtimali var mı? Var maalesef. Bakın İsrailli yetkililer, uzmanlar diyor ki Doğu Akdeniz'de biz savaş tehdidi görüyoruz. Yani bu demektir ki Türkiye'nin egemenlik haklarını ve kazanımlarını savunması için bir mücadeleye girişmesi gerekebilir. Bu ama bugün ama yarın olabilir. İkinci cephe açılmadan birinci cepheyi sağlama almak ve oradaki komşularımızla birlikte ikinci cephenin de sağlama almasını, alınmasını benimsemek ya da benimsetmek gibi bir sorumluluğumuz olduğunu düşünüyoruz. O yüzden zaman kaybetmeden ve çeşitli inatlara, çeşitli şeylere, eski ön yargılara maruz kalmadan, bunlarla hareket etmeden çok hızlı bir şekilde bu cepheleri güvenceye almak Türkiye'nin çıkarını olacaktır diye düşünüyoruz. Şimdi Doğu Akdeniz demişken Sayın Yılmaz, Doğu Akdeniz'le ilgili bir soru daha sormak isterim. Şimdi biz 2020 değil mi? Doğu Akdeniz'de sondaj faaliyetlerimiz devam ediyordu. Sonra diyalogtan yana olduğumuzu söyleyerek Oruç Reis de Antalya Limanı'na geri çekmiştik. İşte Türkiye her zaman diyalogtan yana olduğunu, bu şekilde adımlar atması gerektiğini ve bu şekilde de cevaplar veriyordu. Yunanistan'ın tüm kışkırtmalarına rağmen, tüm ihlallerine karşı bu adımları attık. İşte yeni bir açıklama, F-35 istiyoruz, Türkiye satmadığınız F-35'leri bize verin dedi. Dendias gitti, Girit'te yeni. Bunlar çok yeni oldu. Bir yandan Amerika ile yapılan tatbikat İsrail'e de yapıldı. Son günü bu, Amerika ile yapılan hava tatbikatının son günü gitti Girit'e Dendias. Şimdi geçtiğimiz gün Kıbrıs Barış Harekatı'nın 48. yıl dönümüydü. Sayın Fuat Oktay da buradan verdi mesajını. Dedi ki Abdülhamit Han, yeni sondaj gemimiz Ağustos'ta göreve başlıyor. Doğu Akdeniz kimsenin oyuncağı değil. Hidrokarbon yatakları da enerji kaynakları da kimsenin değil. Bu mesajı da verdi. Yani Ağustos ayında yeni bir sondaj çalışması başlıyor. Şimdi biz diyaloğu bir kenara bıraktık. Bundan sonra haklarımızı aramaya devam edeceğiz. Peki Doğu Akdeniz'i bizi ne bekliyor? Soralım Sayın Yılmaz. Bir özet geçmiş oldum size ama. Benim gördüğüm şöyle bir ekonomik eksen söz konusu. Bu ekonomik eksende siyasal yarılmalar ve siyasal çekişmeler de arkasından geliyor. Bir kere Körfez ve İran arasındaki gerilim ve keskin rekabet bir anlamda ayrışmayı da artırıyor. Bu enerji politiğe de yansıyor. Denklemde şu anda İngiltere, İsrail, Körfez bloğuyla biz karşı karşıyayız. Buna karşı da İran ve Rusya'nın içinde yer aldığı, Çin'in de desteklediği bir blokla karşı karşıyayız. Şimdi önümüzdeki zaman içerisinde Ukrayna Savaşı'nın verdiği etkilerle Avrupa önemli bir enerji krizini hissetmeye başladı. Önceki gün Avrupa Birliği bazı tasarruf açıklamaları yapmaya başladı.
İşte Wi-Fi'ları prizden çekin. Boş, gereksiz cihazlarınızı prizlerden çekin gibi. Dünya ki özellikle hani refah adası olarak bilinen Avrupa'nın yaşayacağı doğalgaz krizi, enerji krizi ister istemez gözleri buraya çeviriyor. Doğu Akdeniz'den kaynaklar nasıl çıkarılacak ve hangi koridor üzerinden gidecek? Şimdi burada Türkiye jeopolitik avantajlara sahip. Mevcut TANAP bağlantısı üzerinden Adriyatik'e kadar, yani İtalya'ya kadar devam eden Güney Koridoru avantajını Türkiye kullanabiliyor. Bu 3500 kilometrelik hatta Türkiye üzerinden bir bağlantı yapılabiliyor. Biliyorsunuz o bir de Bakü-Tiflis-Ceyhan aşağıya kadar iniyordu. Dolayısıyla bu hatları Türkiye değerlendirerek bir hub istasyon haline gelebiliyor. Burada tabii ki Türkiye'nin nerede duracağı, nasıl bir pozisyon alacağı temel tartışma konusu. Türkiye ise keskin bir ayrımdan ve keskin bir çıkar çatışmasını yaratacağı çatışma ortamından kaçınmak ve bu anlamda daha bağımsız bir eksen yaratmak istiyor. Buna da mecbur açıkçası. Beni duyuyor musunuz Yeşim Hanım? Sesim geliyor mu? Evet, geliyor. Dolayısıyla Doğu Akdeniz birçok sonucu barındıracak. Yani Avrupa'nın kaderi söz konusu. Sıra Türkiye'nin dış ticaret açığındaki enerji meselesi. Türkiye'nin en büyük kamburu bu. Bu arada tabii LNG satmak isteyenler var. LNG satıcılarını biliyor herkes. LNG daha maliyetli. Açıkçası. Transfer gazın maliyetli. Alternatif olur mu hocam? Yani LNG ile Avrupa'yı mesela üretime zorladığınız zaman üretici fiyatları, enflasyonu çok daha ciddi artışlar gösterecek. Avrupa'nın bu anlamda. Peki. Çin'le bir rekabet etmesi söz konusu değil. Ben her şeyin temelinde enerji savaşını ve ticaret savaşını görüyorum açıkçası. Yani çok fazla politik ve ideolojik ayrışmaların dünyada önemli olmadığını, esas meselenin ucuz enerjiye, ucuz ham maddeye ulaşmak olduğunu görüyorum. Dolayısıyla burada biz işin göbeğindeyiz. Başımız o yüzden çok ağrıyor ve ağrıyacak açıkçası. Yani çok böyle iyimserimdir normalde ama bu mevcut gergin atmosferde ister istemez daha karamsar oluyoruz. Maalesef. Doğru. Ama Türkiye önemi de çok artıyor. Dolayısıyla doğru kararlar aldığımız zaman yüzlerce yıllık önemli gelişmelerin de başlangıcını atabiliriz. Peki bir iki cümlede Tahıl Koridoru ile ilgili alırsam süremizin de sonuna geliyorum. Sayın Dikmen'e de döneceğim. Önemli bir zirve var bugün. Saatler 16.30'u gösterdiğinde. Enerji krizi dediniz. Gıda güvenliği de çok önemli. İşte dünyadaki insanların ihtiyaçları sıralamasında, hiyerarşide gıda çok önemli bir boyutta. Artık stratejik bir hale geldi. Herkes için kıymetli. Türkiye önemli bir üretici. Makarna üreticisi, bisküvi üreticisi, ciddi bir hinterlandı var ticaret hacminde. Rusya bugün tahılını ulaştırmak zorunda Afrika'ya kadar. Mesela en büyük müşterisi Mısır. Yani Mısır'ın beslenmesi için Rusya'nın tahılına ihtiyacı var. İşte Ukrayna'nın tahılına Avrupa'nın ihtiyacı var. Dolayısıyla insanlığın en önemli ihtiyaçlarından birisi. Bu arada dünyada açlıkla boğuşan ülkelere yapılan en büyük yardımda tahıl ürünleri var. Tabii. Buğday, yulaf gibi tahıl ürünleri var. Yani fakirlerin, Afrika'daki açlıkla yaşayan insanların en büyük bağışlar, onlara yapılan bağışlar buğday üzerine kurulu. Dolayısıyla bu bağışların sürmesi için de bu fiyatların geriye gelmesi gerekiyor. Şu anda yapılan hamle gerçekten küresel bir iyilik ve küresel bir insanlık hareketi. Bunu da Türkiye çok şükür başarıyor. Rusya'nın da Ukrayna'nın da ürünlerini
depolarından çıkartıp dünya pazarına ulaşması bu fiyatları geriye getirecektir diye ümit ediyorum. Her şeyden önce açlıkla bu çağda Afrika insanının bu uğraşmaması lazım. Teşekkür ediyorum. Ben uzatmayayım sözü. Ne demek, çok sağ olun. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres dedik ya, ben 3'te 2'sini düzeltiyorum, almak istiyorum. Yani birçok insan aç, yardım götüreceğim. Sonrasında işte 14 evet. milyon tona denk geliyor. 20 milyon ton tahıldan bahsediyoruz. Sonra Orta Doğu'ya, Avrupa'ya oradan da beklentiler var. Yani ilk etapta 20 milyon ton Odessa Limanı'nda bekleyen. Rusya dediniz, Rusya'nın elinde 30 milyon ton hazırda stokta var. 20 milyon ton da hasat dönemi, 50 milyon ton diyor Sayın Putin de. Yani bana bir üzerimdeki bu ambargoları kaldırın. Hani ben de dünyada gıda krizinin yaşanmasını istemiyorum diyor. Ama işte orada batıdan gelir mi? Sayın Yılmaz, bir cümle yorum yapmak ister misiniz? Ambargolar bu gıda sürecinde özellikle Rusya'ya karşı bir esneklik görülür mü? Yani zaten Rusya'nın elindeki stratejik ürünler ambargoları delecektir. Yani dünyada delinmeyen ambargo yok açıkçası. Bunlar çok yapıldı. Neticede paravan şirketler üzerinden bir şekilde bu ürünleri çok farklı güzergahlar üzerinden çıkaracaklar. Yani ambargolar delinmek için vardır. Yani örnek vermek gerekirse çok örnek verebiliriz ama netice itibariyle bu gıda krizi de, enerji krizi de, emtia krizi de dünyanın kaderini etkileyen çok önemli gelişmeler ve bunların politik çıktıları oluyor. Yani girdi ekonomik ürünler ama çıktıları politik alanda gerçekleşiyor. Biz de daha çok o politik alana gelen süreci tartışıyoruz. Tabii dünya zorlu bir sürece girdi. Ama bugünkü olay bence önemli. Türkiye'nin merkez ülke olduğunu, Türkiye'nin iki dünyayı bir araya getirebilen, uzlaştırabilen, barıştırabilen ve şu anda iki ülkenin de nefes borusu Türkiye. Bu Avrupa'nın da aslında utancıdır diyebiliriz. Utancı olacak bir hadise. Türkiye bu anlamda bir nefes borusu görevini görecek. Peki. Sayın Dikmen, tahıl koridoru bir zirve. Son notlarınızı sizin de alalım. Tamam. Ben şöyle başlayayım. Ambargoyu koyan artık kendine ambargo koyuyor. Yani dünya öyle bir noktaya geldi ki ambargo koyan ülke artık kendine ambargo koyuyor. Bakın Alman Dışişleri Bakanı bir iki gün önce bir açıklama yapıyor. Diyor ki Rus gazı durursa, biz yani sevkiyat durursa biz Ukrayna'ya destek veremeyiz çünkü halk ayaklanmasıyla meşgul olmak zorunda kalırız. O zaman yeni yaptığın yani, paketin de açıklamasından. Evet, yani, o zaman açıkladı. Bu ne anlama geliyor? Yani artık ambargo koyan ülkeler kendi problemleriyle boğuşmak zorunda kalacak anlamına geliyor. Yine aynı şekilde tahıl meselesinde de yani dünyanın bu kadar büyük bir gıda krizine sürüklendiğini tespit ettiğimiz bir dönemde tahıl koridoruna engel olmaya çalışan ya da tahılın sevkiyatına ambargo koyan ülkelerde kendine ambargo koymuş olacak ve bu sefer gıda kriziyle de boğuşmak durumunda kalacaklar. Yani burada ambargoları delen şey temel ihtiyaçlardır. Temel ihtiyaçlarınızı eğer siz karşılayamıyorsanız bir süre sonra o ambargoların delineceğini de görmek zorunda kalacaksınız. Bu anlamda Türkiye'nin attığı adımlar tabii ki çok önemli. Bunu kesinlikle desteklemek lazım ama gıda krizine karşı da kendi önlemlerimizi de daha da sıkılaştırmamız gerektiğini düşünüyorum. Yani daha önceki birkaç programda da ifade etmiştik. Mesele sadece para kazanmak değil, mesele sadece ihracat yapmak değil. Öncelikle meselemiz kendi vatandaşımızı doyurmak, kendi vatandaşımıza yetecek ürünleri garanti altına aldıktan sonra ihracatına onay vermek. O yüzden bu bazı maddelerde yapılıyor, bütün ülkeler bunu yapıyor. Öncelikle kendi ihtiyacını belirledikten sonrasına ihracat izni veriyor. Türkiye'nin de çeşitli mallarda bunu yaptığını biliyoruz. Önümüzdeki dönemde gıda mamullerinin, gıda mallarının da bu kapsamda değerlendirilmesi gereken bir sürece doğru da gittiğimizi görüyoruz. O anlamda da özellikle Tarım ve Orman Bakanlığımıza, çiftçilerimize, üreticilerimize çok büyük iş düşüyor. Biz Türkiye çapında yaptığımız üretim devrimi kurultaylarında hep bu vurgularla üretimin karşılaştık ve gerekiyor. Çiftçinin de talebi aynı şekilde. Yani çiftçi de üretmek istiyor, üreticilerimiz de üretmek istiyor. Dolayısıyla onlara gerekli desteğin verilmesi ve dediğim gibi ihracatın öncelikle kendi ihtiyacımızı karşıladıktan sonra yapılacak şekilde stratejik planlamaların da yapılması gerekiyor.
İhracat kısmında 10 milyonluk tonluktan bahsediliyor. Özellikle bu makarna Avrupa'ya giden ihracat kısmında. Ama en azından arazilerin, bu sulama alanlarının arttırılması, daha sağlıklı hale getirilmesi. İşte enerji fiyatları orada yine devreye giriyor Sayın Dikmen. Üreticilerin de beklentileri var. Enerji fiyatları oldukça yüksek. Ya bu Covid döneminde değil mi Sayın Yılmaz, biz ne yapacağız, ne edeceğiz diyorduk ki Ukrayna-Rusya kriziyle birlikte gıda güvenliği, işte o fiyatların artması, enflasyon, Covid sonrası gelen. Aslında tüm dünyanın gündemi hem gıda güvenliği hem enerji güvenliği. Buyurun. Vaktimiz varsa bir çağrıda bulunayım. Lütfen, yani toplumsal bilinç, lütfen buyurun. Toplumsal bilinç çok önemli. Bayram sebebiyle ben de dolaştım, Anadolu'ya gittim, yakınlarımı ziyaret ettim. Yani şuna çok üzüldüm. Köylerde yaşayan vatandaşlarımız tavuk beslemiyorlar. Neden? Ya bu kuş gribi dalgası. Ya tavuk beslemiyor. İnsanlar hazır yumurta alıyorlar. Köylerde ekmek yapılmıyor. Yani bir tembellik var. Buna vurgu yapmak istiyorum. Toplumsal bir rehavet çökmüş durumda. Dünya gıda krizine giderken hepimiz üretmeliyiz. Hepimiz ekip içmeliyiz. Yani az demeden, çok demeden bütün toprağımızı ekmeliyiz ve kümes hayvanlarını da yetiştirmek. Bakın buna mecburuz. Yani evet, çok pahalıya şu anda marketten yumurta alıyoruz ama yetiştirme imkanı olan yurttaşımız da tavuk beslemeli. Buna ihtiyacımız var. Çok ilginç bir tüketim dengesi var. Birkaç köyde bunu gördüm. Yani tamamen hazır ekmek geliyor. Fırın ekmeği çok 30 kilometre öteden. Yani yok mu dedim ya, biz dedim burada köy ekmeği yemeye geldik. Hani köy kahvaltısı yapalım demeye geldik. İnanın tüm kahvaltı malzemesi şeyden çıktı bize. Hazır market peynirlerin, market zeytinleri çıktı. Yani tabii herkes her şeyi yetiştiremez ama en azından imkanın ölçüsünde yetiştirmek zorundayız. Çünkü buna mecbur, gıda krizi, iklim krizi geliyor. Yani buna dur diyemeyeceğiz bu gidişle. Ama en azından daha çalışkan bir toplum olmamız lazım. Balkonumuzda maydanoz bile yetiştirsek bence çok daha anlamlı olur. Çünkü 8 liraya 10 liraya bize maydanoz satmaya çalışan bir şey var, sistem var ne yazık ki. Buna karşı da bir toplumsal bilince ihtiyacımız var. Tabii ki devlet üreticiyi desteklesin. Yani mazot indirimi yapsın, su desteği versin. O Tarım Bakanı'nın sorumluluğu ama bizim de bir şey yapabileceğimize inanıyorum. Peki. Biz de biraz çalışalım, üretelim istiyorum. Çok teşekkür ederiz. Bir cümle eklemek ister misiniz? Ben enerji, tamam, lütfen, o zaman çok bir cümlede enerjiyle ilgili ekleyecektim. Dediğiniz çok doğru. Üretim içinde enerjinin ucuz olması gerekiyor. Biz NATO kampanyası yapıyoruz şu anda. NATO'dan çıkalım kampanyası yapıyoruz ve bütün vatandaşımıza şu çağrıda bulunuyoruz. NATO ülkelerinden ucuz enerji almak mümkün mü? NATO üyesi olmayan ülkelerden almak mümkün mü? Yani NATO ülkelerinde bize ucuz enerji yok. NATO ülkelerinde bize tahıl yok. NATO ülkelerinde bize gıda krizimizi çözecek olanaklar yok. Ama NATO dışındaki ülkelerde, yani bizim çevremizdeki ülkelerde öyle şanslı bir konumdayız ki aslında çok daha enerjiyi ucuza almak ve üretimi de ucuza yapma koşulları var. Hatta bir açıklamada daha önce yapmıştık. Şu anda Türkiye'nin mazotu da petrolü de %30 daha uygun bir şekilde verme imkanı var. Şu anda Rusya'dan mazotu, petrolü ucuza alıyoruz, daha ucuza alıyoruz ama biz onu maalesef Türkiye'deki onun tedarikçileri İtalya fiyatıyla, Avrupa fiyatıyla pompalara yansıttığı için vatandaşımıza daha yüksek bir fiyatla satılıyor. Aradaki kar da Türkiye'nin önemli şirketlerine gidiyor diyebiliriz ama vatandaşın cebine gitmiyor. Bunlara da dikkat çekmemiz gerekiyor. Sayın Dikmen, çok teşekkür ederiz. Teşekkür ayaklarınıza ederim. Sağlık. İyi ki geldiniz. Sayın Yılmaz, çok teşekkür ederiz katkılarınız için. İyi hafta sonları diliyoruz. Güzel bir hafta sonu olsun ama tabii teşekkür ki hepimiz ederim. İçin. Cem Bey'e de size de çok selamlarımızı saygılarım. Sağ olun. Aman çok sıcak var. Sıcaklar giderek artıyor bu hafta sonu. Hepimiz çok dikkatli olalım, bizi izleyenler ve dinleyen vatandaşlarımız da. Evet. Görüşmek dileğiyle. Evet. Saygılar. Sağ olun. Vatan Partisi MYK üyesi Sayın Cem Dikmen bizlerle birlikte oldu ve İstanbul Üniversitesi öğretim üyesi Doçent Doktor Sayın Mehmet Yalçın Yılmaz'la dış politika dedik. Çok başlık vardı. Hepsini konuşmaya çalıştık. Şimdi haberlerimize devam ediyoruz. Ekonomi diyoruz efendim. Merkez Bankası faiz kararını açıkladı ama bir araya gidelim. Aranın ardından haberlerle devam edeceğiz.
efendim. Kısa bir reklam arasının ardından yeniden sizlerle birlikteyiz. Şimdi bugün İstanbul Dolmabahçe'de önemli bir zirve olacak dedik. Tahıl koridoru ile ilgili imzalar atılacak ama sıcak bir gelişmeyi de hemen sizlere aktaralım. Rusya Savunma Bakanı Sergey Lavrov İstanbul'a geliyor. Bakın ekranda görüntüleri de göreceksiniz. Henüz gelmedi. Moskova'dan yola çıkıyor. Lavrov İstanbul'da olacak tahıl koridoru zirvesi için. Savunma Bakanı, Rusya, Lavrov ve İstanbul ziyareti. Tahıl konusunda belirsizlik artık bugün son bulacak. Odessa Limanı'nda bekleyen 20 milyon ton tahıldan bahsediyoruz. Ukrayna-Rusya krizi sonrası dünyanın tahıl ihracatı özellikle burada çok önemliydi. Ve nasıl çıkacak o gemiler derken işte o tahıl gemileri için Türkiye devreye girdi. Ukrayna, Rusya tarafları Birleşmiş Milletler'in gözetiminde ve Türkiye birlikte masaya oturdu ve ardından yapılan anlaşmalar. İşte bu anlaşmalarla ilgili Tahran zirvesinde Rus lider Sayın Putin ve Cumhurbaşkanı Erdoğan bir araya gelmişti ve Sayın Putin'den yine tahıl koridoruyla ilgili açıklamaları duymuştuk. Ve yakın bir zamanda bu anlaşmanın imzalanacağı konusunda bilgiler de geliyordu. Liderlerden yapılan açıklamalar doğrultusunda hem Sayın Çavuşoğlu'ndan duyduk, hem Sayın Erdoğan'dan hem de Rusya ve Ukrayna tarafından gelen açıklamalar vardı. Bugün İstanbul Dolmabahçe'de saatler 16.30'u gösterdiğinde Ukrayna-Rusya heyetleri, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla bir imza töreni de gerçekleşecek. Bu imza töreninin ardından da bakalım gıda emtialarında, tarım emtia fiyatlarında da nasıl bir düşüş gerçekleşecek. Evet, İstanbul'a da inmek üzere olduğu bilgisini şimdi sevgili yönetmenim bana iletti. Rusya Savunma Bakanı Sergey Lavrov İstanbul'a inmek üzere ve saatler 16.30'u gösterdiğinde de bir imza töreni gerçekleştirilecek tahıl koridoru anlaşması kapsamında. 3 zirve yapıldı. 3. zirve İstanbul'daydı. Çok yakın bir zamanda yeni bir zirve deniyordu ki işte 4. zirve de İstanbul'da yapılacak. Anlaşmadan hangi kararlar çıkılacak? Hangi kararlar çıkacak? Nasıl bir doğrultuda hareket edilecek? Özellikle bu gıda güvenliği ve tahılın dağıtımı konusunda hepsini anlaşmayla birlikte öğreneceğiz. Biz de sizlere aktarmaya çalışacağız. İstanbul'dayız. İstanbul'dan canlı görüntüler de ekranlarınıza geliyor. Rusya Savunma Bakanı Sergey Lavrov İstanbul'a iniyor ve ekranda da görüntüler. Peki görüntüler geldikçe, sıcak açıklamalar söylendikçe, verildikçe biz de sizlere aktarmaya devam edeceğiz. Gün ortasında hareketli bir gün, Türkiye'de devam eden bir zirve olacak saatler 16.30'u gösterdiğinde. Şimdi bir diğer başka başlığımız var efendim, bunu konuşacağız. Alevileri üzerinden yürütülen bölücük faaliyetlerini biliyoruz Avrupa'da özellikle. Türkiye'ye yansımaları var derken yeni bir hamle aslında böyle diyebiliriz. Bunu konuşacağız. Turgut Öker, PKK'nın siyasi uzantısı HDP'de görev aldı. Hem Turgut Öker ismini nereden tanıyoruz? Hem Avrupa'daki o kışkırtma bölücülük faaliyetlerini konuşacağız. Çok değerli bir isim bugün stüdyoda bizlerle birlikte bu saat diliminde. Avrupa Alevi Düşünce Derneği Genel Başkanı Sayın İsmet Abbasoğlu ile birlikteyiz. İsmet Bey hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş bulduk. İyiyiz. Siz nasılsınız? İyi çok misiniz? Çok teşekkür ederiz. Önemli bir zirve. Sıcak evet. Gelişmeler de yaşanıyor. Bunu da aktarıyoruz ama bu da tabii ki kışkırtma faaliyetleri, bölücülük faaliyetleri çok önemli bir başlık. Gazetemiz Aydınlık Gazetesi'nde de yer aldı, bültenlerimizde de yer aldı ama üzerine de sizle konuşmak istedik. Şimdi Avrupa Birliği, Alevi Birlikleri Konfederasyonu, Avrupa Alevi Birlikleri düzeltiyorum. Konfederasyon Ulusal Başkanı Turgut Öker, HDP MYK'sına girdi dedik. Evet. Önce böyle başlayalım. Turgut Öker ismi hiç bize yabancı değil aslında. Nereden tanıyoruz? Göreve girme sebebi nedir? HDP MYK'sında yer alma sebebi. Böyle başlayalım. Sonra da diğer başlıklarla devam edelim, olur mu? Tabii tabii. Şimdi Avrupa Alevi Bektaşi Federasyonu yani şey olarak çok büyük bir konfederasyon. Gerçekten çok büyük bir konfederasyon ve Avrupa üzerindeki etkisi de çok çok fazla. Hem örgütleme yapısı hem oradaki işleyiş yapıları anlamında çok etkin bir yapı ve misyonları var. Şimdi tabii bunların yansıması üzerinden işte Turgut Öker, işte konfederasyonu kuran, işte bu seviyeye getiren bir
başkan. Ama süreç işte 2015 yılıyla başlayan, ondan sonraki süreçteki bir süreçte Turgut Öken Türkiye'deki faaliyetleri ön plana çıkmaya başladı. Çünkü Avrupa'da gerekli olan örgütlenme yapısı tamamlandıktan sonra aslında en önemli kısım olan Aleviler üzerindeki Anadolu. Yani Türkiye'deki Alevilerle ilgili yeni bir çalışma yapılabilir mi? Bunlarla ilgili bir uygulama olabilir mi diye Turgut Öker. Çünkü Turgut Öker'in biz hep onu söyledik. Yani Turgut Öker'in bir partinin milletvekili olmasına ihtiyaç yok. İhtiyacı yok. Yani çünkü sonuçta bir konfederasyon başkanı, önemli bir konfederasyonun başkanı, tüm siyasi partilerin liderleri ondan görüşmek için talepte bulunurken bir siyasi partinin milletvekili olması onda ne kazandırıp ne götürür? Aslında bu da çok ayrı bir şey. Yani o görevi niye bıraktı, neden bıraktı, niye bu seviyeye geldi? Aslında buna da bakmak lazım. Yani çünkü dediğim gibi, biraz önce söylediğim gibi Avrupa'da gerekli Alevi örgütlemesi yaptıktan sonra aslında en büyük kısım olan Türkiye'deki Alevi örgütlemesinin yeniden dizayn edilmesiyle ilgili. Çünkü hedefi şey değil, yani Alevilerle ilgili özgün bir Alevilik çalışması değil. Belli bir fikir ve pencere üzerinde Alevilerle değişik bir yaklaşım. Özellikle Anadolu Aleviliği üzerinde. Çünkü şimdi Anadolu Alevilerine baktığınız zaman Anadolu'nun her bölgesinde farklı Alevi yapılandırmaları var. Yani siz doğuya gittiğinizde kendini Kürt Alevisi olarak söz eden Alevi grubuyla karşılaşıyorsunuz. İşte Ege'ye gittiğinizde işte tahtacılar var. Onlar Türkmen Alevisi olarak kendilerini ifade eder. Karadeniz'e çıkın, işte Çepni olarak daha çok Türk boyları içerisinde olan Aleviler, işte Tokat'a, Amasya'ya gidin, başka bir Alevi grubu. Tekirdağ'a, Balkanlara gidin, Bektaşiler var. Yani her bölgede farklı bir Alevilik var ama siz bunu bir potada ve tamamen Avrupa'daki Alevi düşünce felsefesine uygun bir yapı oluşturmak istiyorsanız, bunun da oradaki mimarı olan, o yapıyı kuran kişinin de doğal olarak burada olması herhalde sanırım düşündüler. Ama şimdi buradaki asıl sorun şu. Niye bir siyasi partide olması gerekiyor? Yani bu gerekli midir? Yani siyasi partide olarak o zaman Alevileri sadece bir siyasi parti içerisine sokuyorsunuz. Sanki Alevilerin işte onursal başkanı, Avrupa Alevilerin onursal başkanı bu partide. Sanki Alevileri tamamen orada temsil ediyormuş gibi. O zaman Aleviler üzerinden HDP neyi hedefliyor? Yakın bir dönemde 2023 Haziran seçimleri var. Şey var, Alevilerin oy kitlesi olarak bakımında, oy kitlesi bakımında çok ciddi bir sayısı var. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin bugün neredeyse tabanlı oluşturan ve birçok oy anlamında etkisini sağlayan bir Alevi kesimi var. Ve Alevi kesimi de ciddi anlamda Türkiye'nin dinamikleri içerisinde önemli roller oynuyor. Siz bunu özellikle gençler üzerinde belli bir yaş, orta yaş bir üzeri işte oy verdiği siyasi tercihlerini genelde Cumhuriyet Halk Partisi üzerinde yapıyor. Ama gençler ise durum biraz farklı. Biraz daha marjinal, biraz daha özgürlükçü söylemleriyle bir boşlukta hissediyor. Bunu işte farklı siyasi yapılar içerisine girebiliyorlar ama burada işte sempati kazanma veya daha farklı bir şekilde HDP üzerinde örgütlenebiliyorlar mı? Evet. Bunu da yapan en önemli Alevi örgütlenmesinin içerisinde bulunan Turgut Öker bunu çok iyi yapıyor mu? Evet yapıyor, yapacaktır. Yani Turgut Öker'in orada olmasındaki, çünkü Turgut Öker MYK'ya girmeden önce de yine HDP'de çalışmalarını yapan ve Alevi örgütlenmesinden sorumlu bir yapısı vardı. Bu çalışma yapan ve şimdi parti meclisine gelerek daha farklı bir çalışma içerisinde. Yani burada işte biz şeyi söylüyoruz, yani Aleviler İnansal anlamda özgürlükçü, inansal anlamda hiçbir yerin arka bahçesi olmayan bir inanç merkezi, bir yapı, bir düşünce. Şunu sorayım İsmet Bey, yani Alevi vatandaşlarımız ne diyor bu olan bitene? Tepkili. Çünkü şey var, bugün mesela bir vakfımız vardı, Alevi vakfımız. Onun liderleriyle de görüştük. Onlar da bizim gibi düşünüyorlar. Yani çok yanlış olduğunu, yani Alevilerin temsiliyet boyutunda bir siyasi partinin yanında olmasını, yani bu şekilde bir yansımasından rahatsız. Çünkü Aleviler, evet tercihleri her bir vatandaşın siyasi tercihi, gönlünde geçen bir siyasi yapı vardır. Ama misyon elde edilmiş olan, yani bir Alevi kimliğiyle değil de, yani Alevi örgütlenmek kimliğiyle değil de, normal bir Alevi vatandaş olarak, tabii ki Turgut Öker
HDP'de de olabilir, bir başka partide de olabilir. Gayet doğal. Yani herkes istediği tercihi yapabilir. Ama şimdi... MİKAS'a girdiğinizde... Evet. Durum farklı. Durum farklı oluyor. Şimdi ciddi bir temsilci evet, düzeyi var. Çünkü çok farklı. Burada insanlar bir tepkisel anlamda bir şey gösteriyorlar. Çünkü sanki Aleviler bu siyasi tercihin peşindeymiş gibi veya Avrupa böyle bir şeyin içindeymiş gibi. Çünkü Avrupa'da çok sıkıntılar var. Yani çok koparma faaliyetlerini değil mi? Özellikle Alevileri İslam'dan, Türk milletinden koparma faaliyetlerini çok gördük biz daha önce. Var. O çok biraz var. Biraz bunlardan da bahsetmeyi istiyorum. Şu anda zaten yani bu kararı da değerlendirelim. Öyle bir şey ki özellikle şimdi, Almanya, Avusturya hükümetleri tarafından gelen kararlar var. Yani işte yok, bundan iki ay önceki ahim kararları mesela ve arkasından böyle çalışmalar. Bu daha da devam edecektir. Yani bunlarla ilgili farklı. Çünkü şimdi ekonomik ve sosyal anlamda veya Avrupa'daki etkileşim anlamında evet Turgut Öker'in çok önemli bir rolü var. Gerçekten Avrupa'da sözü geçen bir kişi. Yani sonuçta etkin bir yapısı var. Şimdi bu çok önemli bir vasıf. Ama siz Türkiye'de de dediğim gibi bunu başka bir yerlere göndermeye çalıştığınızda mesela tüm Alevileri aynı potadaymış gibi, aynı mantıktaymış gibi. Bu biz buna karşıyız. Yoksa Turgut Öker'in tercihidir. İstediği siyasi partide siyasette yapabilir, milletvekili. Ama şunu diyecek. Ben Alevi kimliğimden, yani kurumsal kimliğimden uzaktayım. Ben bir, evet Aleviyim. Yüreğimde Alevilik duygusuyla Alevi bir yurttaşıyım. Benim siyasi tercihim HDP'dir. İşte dediğim gibi başka bir partidir. Cumhuriyet Halk Partisi'nde de birçok işte genel başkanı Alevi. Ama Alevilikle ilgili bir şey ve evet, Alevi kimliğiyle ilgili bir şeyler yapmıyor. Bir partinin genel başkanı. Bugün çok önemli söylemler içerisinde oluyor. Ama kalkıp ben Alevi kimliği, Alevi örgütlemesiyle şundan bundan. Yani insanların ilk önce aklına şey gelmiyor. Kemal Kılıçdaroğlu böyledir diye gelmiyor. Başka şekilde. Ama Turgut Öker deyince Turgut Öker'in siyasi kimliğinden ziyade, siyasi düşüncesinden ziyade Alevi örgütlenme kimliği akla geliyor. Bu çok önemli bir şey. Şimdi hali hazırda onursal başkanlığı da devam ediyor. Onursal başkanlığı bırakır. Ben bütün örgütlemelerden uzaktayım. Onursal başkanlığı da bıraktım. Ben şu anda sade bir vatandaşım ve sade bir vatandaş olarak da işte HDP'de görev aldım derse... Bırakır mı peki? O zaman bir fonksiyonu kalmaz. Yani... O yüzden sordum. Evet, yani çünkü şimdi öyle olmuş olsa evet gayet doğal. Yani herkes, işte ben de bir başka siyasi partide görev aldım, bir başkası ama bunu yaparken örgütlenme kimliğine, yani şunu söyleyebilir. Biz evet kurduk, çok da güzel bir konfederasyon kurduk kendi düşüncemize göre. Ama benden sonra gelen arkadaşlar bunu yürütecek. Benim onursal başkanlığım da yok. Bıraktım her şeyi tamamen. Şimdi mesela örneğin İzzettin Doğan hoca, yani şey yap, işte Cem Vakfı'nın başkanı. Ama İzzettin Doğan'ı bir siyasi partide milletvekili adayı veya MYK şu bu diye göremiyorsunuz. Onursal başkanlık da yapıyor. Oturduğu tekrardan koltuğa gene başkanlığa devam ediyor ama bırakıp bunu şey yapmıyor. Veya bir başka partide o genel başkanlık yapanların, şimdi bir başka siyasi partide genel başkan yardımcılık yapıyorlar mesela. Yine o başkanlar görevlerini bıraktılar. Alevi başkanları. Önemli görevlerdeydiler. İstifa ettiler. Başkalar yerlerine geldi ama hiçbir zaman onursal başkanım falan da demiyor. Görevimi bıraktım diyor. Şu anda bir siyasi parti genel başkanımız. Bir başkası bir başka yerde. Ama hali hazırda yani Turgut Öker şunu söyleyebilir. Ben Avrupa Alevi Bektaşi Federasyonu Konfederasyonu'ndaki onursal başkanlığımı lağv ediyorum. Hiç böyle bir görevim de yok. Böyle bir misyonum, böyle bir temsilcilik eğitim de yok. Evet, ben bu şekilde buna devam ediyorum derse bence çok daha sağlıklı olacaktır. Alevilerin böyle bir algı içerisinde olması Alevi kurumlarını rahatsız ediyor. Başka evet, yine söylüyorum. HDP içinde olan milletvekilleri var mı? Tabii yani var. Bizim mesela yine Hubyar Ocağı'ndan Ali Kenanoğlu var. Ondan sonra işte Antalya bölgesinden yine canım milletvekilleri var. Tunceli'den milletvekili var gibi. Şimdi ama bunlar mesela bir başkasını mesela şey yapamıyorsun. Yani onlar görevlerini bırakmışlar. Alevi örgütleme yapısı içerisinde görevlerini bıraktıkları için bu gündeme gelmiyor. Milletvekili de olabilirler. Gayet doğal. Ama Turgut Öker ismi çok farklı. Turgut Öker hali hazırda Avrupa'da da sözü geçen, Alevi kurumları üzerinde çok etkisi olan, sanki kurumları oraya taşımış gibi. Yani Alevi kurumları sanki bir siyasi partinin içerisinde bünyesine girmiş gibi oluyor ki. Bu da işte Alevileri bir tarafta göstermek, sanki
Aleviler işte topyekün muhalefet, topyekün şudur ama Alevilerin hiçbir evet muhalif olan veya toplumsal anlamda farklı belki düşünen... Belki de hedef açıklamalar işte orada yapılan faaliyetler doğrultusunda işte HDP MK'sında olması, hani Aleviler üzerinden bir kışkırtma girişimleri bu noktada HDP'de olması değil mi özellikle? Evet yani işte onu söylüyorum. Onu söylüyorum. Yani bu sözlü kışkırtmalardan şimdi bahsediyorum. Öyle bir şey yaşamam. Yani bu CHP'de de olmuş olsa, Türkiye'de bırakın HDP'yi, CHP'de de olsa ama görevlerinde bırakılmış o zaman şey mi diyeceğiz? Yani işte bütün Alevi kurumlarını CHP'nin içerisinde topluyor. Veya atıyorum, örnek söylüyorum, Vatan Partisi'nde. Örnek söylüyorum, Vatan Partisi'ne gidiyor. Bütün Alevi kurumları Vatan Partisi'nde bilir. Şimdi ama kimliğinizden, işte ben bir dernek başkanıyım, siyasete girmek istiyorsan dernek başkanlığını bırakırım. Derim ki ben artık normal, sade bir vatandaşım. Evet, siyasi tercih olarak bir siyasi parti içerisinde var olmaya devam ederim derim. Bu şekilde ama mevzu işte sanki Alevi kurum, yine söylüyorum, Alevi kurumlarının bir sonraki adımı siyasi tercihi HDP'ymiş gibi olması yanlış bir şey. Biz biraz bunu, önce bahsetmek istediğim buydu. Evet, biz bunu kabul etmiyoruz. Yani siyasi partilerle, çünkü Alevilerin inansal anlamda, herkese eşit, insancıl anlamda herkese eşit baktığı bir durumda toplumsal anlamda eşitliği savunan Alevilerin bir siyasi partinin arka bahçesi olma gibi misyonunun olmaması gerektiğini düşünüyoruz. O zaman tarikatlardan bir farkımız kalmıyor. Belli bir siyasi partinin etrafında dolaşan tarikatlardan hiçbir farkımız kalmıyor. Sanki onların destekçimiz gibi olmasından bir farkımız kalmıyor. Bu aslında Aleviliği yıpratıyor. Çünkü Alevilik dünya görüşü çok farklı, manevi görüşü çok farklı olan bir inanç merkezi. Siz bunu politik bir duruma çektiğiniz zaman o zaman sokakta farklı şeylere karşılaşabilirsiniz ki o zaman çok yanlış şeyler oluşabilir. Yani militarize bir yapım oluşacak. Farklı nasıl bir şey mi olacak? Nasıl mücadele edeceğiz? Ne yapacağız bu noktada? Ya bu noktada işte biz birlikte çalışma yaptığımız veyahut da çalışma yapmayı düşündüğümüz kurumlarla da ortak açıklamalar yapacağız. Bunlarla ilgili gerekli görüşmeler de yapıyoruz. Efendim? Hazırlıklar var mı? Evet, onlarla ilgili bu aralar görüşüyoruz. Yani bu konuyla alakalı. Çünkü biz diyoruz ki Aleviliği apolitik yapalım. Alevilik bir siyasi partinin güdümünde olmasın. Hangi siyasi parti olsun? Aleviler devlet düşmanı değildir. Aleviler vatanını, milletini çok seven insanlardır. Evet, zulüm görmüşlerdir. Çok çok zulümler gördüler. Çok çok ağır bedeller ödediler. Ama bu bedelleri öderlerken de belli bir kin, nefret veya hınç üzerinde geleceğini inşa etmemişler. Her seferinde biz şunu söyleriz. Bizim sevgimiz, şey, dinimiz sevgidir. Biz bunu önemseyen bir yapı içerisindeyken kalkıp varlığımızı farklı noktalarda göstermeye çalışırsak çok yazık olur. Çok yazık olan şeyler olur. Yani o yüzden şimdi Avrupa'da farklı çalışmalar var. Evet, Avrupa'da bakıyorsunuz Alevi örgütleri içerisinde ki bundan çok rahatsız olan kurumlar da var. Bir anda Alevi kurumları başka şeylerin peşinde olan yapılara dönüşmüş. Yani Aleviliği... Bahseder misiniz biraz o yapılanmalarda? Ya yapılanmaların aslında en önemli şeylerden birisi ülke karşıtlığı. Yani Türkiye karşıtlığı bir yapıya dönüşmesi. Türkiye'de yansımaları var haliyle bu yapılanmaların. Tabii yani sonuçta baktığınız zaman birçok protestolarda, birçok şeylerde Alevi kurumlarını görüyorsunuz. Ülke karşıtı. Ama sonuçta bu ülke hepimizin, bu ülke mevcut siyasi partinin değil. Veya ondan sonra gelecek olan partinin de değil. Bu ülke çok ağır bedeller ödenerek, bayrak dikilerek, sınırlar belirerek elde edilmiş bir ülke. Bunu yok etmenin kimseye faydası olmayacak. Kimsenin de böyle bir şeyi yapmasının mantığını da çözemiyorum. Şimdi bu noktada kalkıp, evet hataları düzeltme yöntemi farklı. Çünkü güçlülüğünüzü farklı şekilde yapın. Yani Türkiye şunu söylenebilir. Yani biz Avrupa'dan gördüğümüz yapı bu şekilde yanlışlıklar oluyor. Bize yanlışlıklar yapılıyor. Alevilere yanlışlıklar yapıyor. Gelin bunu birlikte düzeltelim. Avrupa Parlamentosu'nda farklı şeyler yapalım. Şimdi bu mantıktan ziyade her şeye hayır diyen, her şeyi yok etmeye çalışan, işte Türkiye'nin Avrupa Parlamentosu'ndaki her yaptığı çalışmaya ilk tepki veren, ilk buna karşı çıkan Avrupalı parlamenterlerden ziyade Türk parlamenterler. Oradaki Türkiye kökenli parlamenterler. Şimdi yapılana baktığın zaman arka background'ında
Alevi kurumlarından birçoğunun çıktığını görüyorsunuz. Hı hı. O zaman diyorsunuz ki, yani o zaman işin rengi değil, siyasi bir boyuta geliyor. Maalesef. Yani dinsel anlamda peki ne yapıyorsunuz diye sorduğunuzda, yani ne yapıyorsunuz? Yani siz Aleviliği bir adım öteye götürecek hangi çalışmalar yaptınız? Yani insanlara Aleviliğin nesini anlattınız? Yani Alevilik sokağa çıkıp farklı farklı şekillerde gösteriler yapmak değil. Alevilik farklı bir şey. Aleviliği, Ali'yi anlatabildiniz mi? Muhammed'i anlatabildiniz mi? Yani Ehl-i Beyt'i anlatabildiniz mi? Ne yaptınız? Yani Pir Sultan'ı aptal anlatabildiniz mi? Pir Sultan aptal niye o dar ağacına gitti? Yani siyasi nedenler şundan bundan farklı, işte halkın zulüm görmesinden ziyade daha farklı bir şekilde. İnandığı şeyden vazgeçilmemesi için. Yani söylenen şah demeyeceksin, affedileceksin. Ama hiçbir zaman ağzındaki o şah kelimesini ve inancından asla vazgeçmedi. Şimdi bu farklı bir şey ama siz bunu siyasi yete çevirmek veya bunları farklı bir yere evrimleştirmek çok farklı bir şey geliyor. Alevilik bu değil. O zaman inancı ve dini kullanmaktan öteye giden bir şey yok. Dediniz ya biraz önce tarikatlardan ne farkımız tabii var? Tabii ki. Yani bugün o zaman dini kullanan IŞİD'den ne farkımız var? Veya bir başka tarikattan ne farkımız var? Yani din adına hüküm verenlerden ne farkımız var? Yani bir şey oluyor. İşte mevcut kurumlar var. Onlar gibi düşünmediğiniz zaman düşkün ilan ediyorsunuz. Bu, size bu gücü kim verdi? Yani sizin gibi düşünmediğiniz zaman mesela bir Alevi kurum örnek mevcudiyetli güçlü bir Alevi kurumu kalkıp beni de düşkün ilan edebilir. Niye? Aynı düşünmüyoruz. Alevilikte düşkün ilan etmek çok kötü bir şey. Aforoz etmek. Yani Hristiyanlıktaki aforoz, dinden çıkarma gibi. Bu hükmü size kim veriyor? Yani herkes sizin gibi düşünmek zorunda mı? Hayır. Veya bunu neye göre belirliyorsunuz? Yani siz Aleviliğin yolunu belirlerken hangi esaslara göre belirlediniz? Yani bu kararı verirken siz Alevilerin ne yapacağını, Alevilerin dünya görüşü üzerinde, hayat görüşü üzerinde ne yapabileceksiniz? Veyahut da toplumsal anlamda Alevilere hangi katkılar sunacağınızı vaat ediyorsunuz? Örneğin Turgut Öker milletvekili oldu diyelim veyahut da işte belli bir noktada hükümette var olduğunuz örnek verelim. Alevilerle ilgili hangi düzenlemeler yapacak veya Aleviler neyi katacak? Bunu anlatsın. Desin ki ben Aleviler için işte şunlar şunların yapılmasını istiyorum. Ve bunları protokole de bağlıyorum. Yapabilirler mi? Mümkün değil. Şimdi tabii yani olay farklı bir şey. Siyasi süreçte bir taraftan işliyor ya. Hani evet. Biz buradaki açılımı da görmüş olacağız. Hani Turgut Öker'in orada olması, diğer isimlerin yine orada olması, burada nasıl bir planlama var? Değil mi? Aslında süreçte görmüş olacağız. Evet. Yani bir tabii HDP'nin bir... Siz anlattınız. Evet. Alevi açılımı... Ama hepimiz de bunu görmüş olacağız. Evet, Alevi açılımı var. Yani işte nasıl hükümetin bir Alevi açılımı, işte Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir Alevi açılımı veya tüm siyasi partilerin Alevilerle ilgili. İşte İYİ Parti'nin de Alevi açılımı var. İşte ya. Gelecek Partisi'nin de var. Bir başka partinin de var. Hepsinin bir Alevi açılımı var. Aslında Aleviler, Alevi vatandaşlarımız diyor ki kardeşim bizim üzerimizden siyaset yapmayın. Yani asıl Yeşim Hanım mesele bu. Biz bunu istiyoruz. Yani siyasetin hiçbir noktasında evet bizim bir siyasi görüşümüz olacak mıdır? Olacaktır. Yani biz bu ülkede yaşayan bireyiz. Neyi ne yapacağımızı düşünebilecek kadar da zekamız ve kabiliyetimiz var. Gidip oyumuzu verir geliriz. Ama şimdi bunu bir siyasi partinin etrafında dolaşan örgütlenen bir yapı asla. Ya biz bunu kabul etmiyoruz. Alevler eşittir şu. Niye? Niye? Niye yani? Niye? Yani bu kimlik olmaz. Evet, Aleviler istediği partide var olsun. Bakan, başkan yardımcısı olsun, genel başkan olsun. Yani her şey olsunlar, milletvekili de olsunlar. Bu gayet güzel bir şey. Alevi ne kadar çok Alevili parlamentoda olması hepimiz adına, Aleviler adına çok önemli. Ama bunu siyasileştirdiğinizde ve o siyasi partinin çıkarı üzerine Alevilerin gücünü kullanırsanız bu farklı bir şeye gelir. Çıkar amaçlı kullandığınızda biz orada tabii, duruyoruz. Tabii. Yani tam tersi. Şimdi biz Alevi milletvekili partisinin çıkarından ziyade Alevilerin çıkarı için gerekirse partisiyle çatışıyorsa başımızın üstünde yeri var. Yani Alevilerin çıkarı için partisinin görüşlerine bile karşı çıkıp masaya yumruğunu vuruyorsa başımızın üstünde yeri var. Hangi siyasi partide olursa olsun. Ama tam tersi
Alevi çıkarlarını değil de partisinin çıkarlarını ön plana çıkartıp o felsefede Aleviliği yorumlayıp o felsefede Alevilikle ilgili bir çalışma yapıyorsa kusura bakmasın. Bizim o insanlar zaten karşısındayız. Karşısında olmaya da devam edeceğiz. Böyle. Evet. Çok güzel bir yayın oldu bu arada. Son olarak bizi izleyenlere, dinleyenlere söylemek istediğiniz bir şeyler var mı? Ve Avrupa'da yaşayan Alevi vatandaşlarımıza, gençlerimize çağrılarınız varsa çok seviniriz. Ya Alevi yurttaşlarımıza şunu söylüyoruz. Aleviliğinizi yaşayabildiğiniz kadar yaşayın. Alevilik gerçekten çok güzel bir inanç, çok önemli bir inanç. Bir kere vicdan ve aklın bir arada olduğu önemli bir inanç. Bunu heba etmesinler, bunu siyasi partilerin güdümüne sokmasınlar. Hiçbir siyasi partinin etrafında devam etmesinler. O yüzden biz özellikle hem yani asıl önemli olan Avrupa'dakiler. Çünkü işin merkez kısmı Avrupa'da. Yani Ahim'in yaptığı, arkasında Turgut Öker'in bu şekildeki bir çıkışı. Ve bu bence Anadolu Alevi'ne de zarar veriyor. Artı Avrupa Alevi'ne de çok çok büyük zararı var. Yine söylüyoruz. Siyasi mantık içerisinde yapılan her şeyin karşısındayız. Alevileri hiçbir zaman hiçbir siyasi partinin güdümüne sokmasınlar. Özellikle kendilerini Alevi lider olarak, inanç lideri olarak, kurum lideri olarak olanların hiçbiri kurumsal kimlikleriyle hiçbir siyasi partide olmasınlar. Çünkü bunun yansıması sanki o partinin güdümündeymişiz gibi. Ya da sanki o yönettikleri yöneticiliği bir kenara bırakarak devam kesinlikle etsinler diyorsunuz. Çünkü biz hiçbir siyasi partinin sözcüsü de değiliz. Hiçbir siyasi partinin içerisinde olmayacağız. Aleviler anlamında söylüyorum. Olmamamız lazım. Biz Aleviyiz. Alevilik farklı bir şey. Alevilik herkese eşit olan bir yapı. Peki Avrupa Alevi Düşünce Derneği Genel Başkanısınız. Süremizi tamamlamadan önce de projeleriniz var mı? Yeni faaliyetleriniz var mı? Kısaca evet bahsedelim. Evet. Bizim bu ara önemli projelerimiz var. Biz bir kütüphane düşünüyoruz. Alevi Kütüphanesi. Bununla ilgili gerekli girişimleri yapacağız. Biz bunu yaparken bile Alevi Kütüphanesi'nde dedik ki herkesi yine eşit noktada hangi düşünce, hangi felsefede olursa olsun Alevilikle ilgili olan tüm yayınları o kütüphanede olmasını istiyoruz. Güzel bir çalışma olsun istiyoruz. Diğer Alevi kurumlarıyla ortaklaşa çalışmalar yapacağız. Bu arada bizim Çankırı şubemizde düzenleyeceği yaklaşık 1000 kişinin katılmasını düşündüğümüz ve bir meydanda bunu yapacağız. Açık alanda bir cem yapmayı düşünüyoruz. Ve ne güzel. Oraya bütün ocakları, Alevi dergahlarını, derneklerini de davet edeceğiz. Hangi görüş doğrusu olsun, bize yakın, bizden uzak ama hepsi aynı bizim canımız. Bunları da oralarda davet edeceğiz. Böyle önemli çalışmaları hedefledik. Ama bunun ötesinde şunu söylüyoruz ve yine de bunu her seferinde söylemeye devam edeceğiz. Alevileri siyasete bulaştıran herkesin karşısında olacağız. Hiçbir siyasi partinin arka bahçesi değildir Aleviler. Alevilik. Peki. Çok teşekkür ederiz Sayın Abbasoğlu. Katkılarınız için çok güzel bir yayın oldu. Teşekkür ederim. Ayaklarınıza sağlık. Buraya teşekkür kadar ederim geldiniz. Tabii bu konu çok önemliydi. Aha. Gündeme getirmemiz gerekiyordu ama süreci de takip edeceğiz. Evet. Yani biz dediğim gibi yine elimizden gelince, dilimiz döndüğünce her şekilde bunları anlatacağız ama Turgut Öker'in orada olmasını, siyasi kimlikle orada olmasını yine her seferinde söylüyoruz. Karşısında olacağız. Dilimiz döndüğünde bunu anlatacağız. Nedenlerini de söylüyoruz. Kişisel anlamda Turgut Öker istediği yerde olabilir ama kurumsal anlamda bir siyasi partinin içerisinde, HDP'nin içerisinde olamaz veya bir başka hangi parti olursa olsun içerisinde kimliğiyle birlikte, siyasi kimliğiyle birlikte olamaz diye söylüyoruz. Evet, peki bir kez daha teşekkür ediyorum. İyi hafta güzel sonları diliyorum. Sağ olun. Programlar, sağ olun. İyi çalışmalar. Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan 41 ayda 41 ev programında konuşuyor. Bir dinleyelim. Gelsin ekranlar efendim. Tebrik ediyorum. İstanbul'dan Antalya, Erzurum'dan Gaziantep'e kadar ülkemizin dört bir yanında zengin bir belediyecilik tecrübesi olan Deniz Köken kardeşimizin tüm birikimini kendisini yetiştiren Eyüp Sultan'da kullandığını görmekten memnuniyet duyuyorum.
Tabii Eyüp Sultan'da yapılanlar sadece bunlarla sınırlı değil. İlçemize ne söz verdiysek hepsini de yaptık. Yapmayı sürdürüyoruz. Mesela Nişanca ve Pirinççi mahallelerimizin imar planı ve tapu sorunlarını çözmenin sözünü vermiştik. Çözüldü mü? Çözüldü. İstanbul'un bu Güzide ilçesini her alanda daha ileriye götürmek için ne gerekiyorsa yapacağız. Ne diyor Mevlana Hazretleri? Kamil odur ki koya dünyada eser, eser olmayanın yerinde yeller eser. Evet, açılışını yaptığımız eserler hem onları ilçemize kazandıranların ismini tarihe altın harflerle yazdıracak, hem de nesiller boyunca dilden dile dolaşacak hayır dualara vesile olacaktır. Bu şehre, bu ülkeye, bu millete eser verene, hizmet edene ne mutlu. Bay Kemal musluk açma töreni yapıyor. Bizler de görüyorsunuz işte bu tür eserlerle sizlerle beraber oluyoruz. Tabii bu öyle herkese nasip olacak bir paye, bir şeref değildir. Bunun için emek vermek, vakit vermek, kendini şehrine ve insanlarına adamak gerekir. Bizim nazarımızda belediye başkanlığı işte bu anlayışla yapılabilecek bir vazifedir. Bu işi ajandasındaki diğer konulardan arta kalan vakitlerde icra edilecek bir hobi olarak görenlerin takdirini biz sizlere bırakıyoruz. İstanbul kendine hizmet edenleri baş tacı yapmayı bildiği gibi ihmal ve ihanet edenleri tarihe gömmeyi de çok iyi bilir. Rabbim bizleri İstanbul'a ve bu ülkeye hizmetkar olanlardan eylesin. Kardeşlerim, dünyamız salgınla başlayıp savaşla süren, enerji ve gıda kriziyle tırmanan, iklim değişikliği gibi tehditlerle dallanıp budaklanan bir dönemden geçiyor. Türkiye sıkıntılı bu dönemin her aşamasında kendi vatandaşlarını en iyi şekilde korudu. Bununla kalmayıp yeni küresel yönetim ve ekonomi sisteminin lider ülkeleri arasında yer alma hedefimize doğru adım adım ilerlemeyi sürdürüyoruz. Kardeşlerim, elbette yaşanan her sıkıntının üstesinden gelirken ödediğimiz bedeller de var. Mesela salgın dönemini 100 bine yaklaşan kayıpla ama insanlarımıza dünyanın en üst standartlı sağlık hizmetini vererek geride bıraktık. Ukrayna-Rusya savaşı, küresel emtia fiyatlarındaki aşırı yükseliş sebebiyle enflasyonda beklenmedik bir dalgalanmaya yol açarken stratejik konumumuz güçlendi. Küresel üretim ve tedarik sistemlerinde yaşanan tıkanıklıklar, Türkiye'nin yatırım, istihdam, üretim, ihracat ve cari fazlayla büyüme üzerine kurulu ekonomi programının doğruluğunu teyit etti. Kardeşlerim, biraz sonra Dolmabahçe'deki başkanlık köşkünde inşallah Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin de katılımıyla Rusya, Ukrayna temsilcilerinin katılımıyla birlikte tarım koridoruyla alakalı, hububat meselesiyle alakalı sıkıntıları aşarak imzalar atılacak ve bu imzalarla birlikte dünyaya müjdeyi vereceğiz. Bir yandan dünyadaki gelişmeleri ülkemiz lehine çevirmek için çalışırken diğer yandan vatandaşlarımızı enflasyona ezdirmeyecek tedbirleri aldık, alıyoruz.
asgari ücretten memur ve emekli maaşlarına kadar her kesimin gelirlerinde yaptığımız artışlarla insanımızın omuzlarına binen hayat pahalılığı yükünü azaltıyoruz. Bir kısmı piyasalardaki tedirginlikten, bir kısmı da fırsatçılıktan kaynaklanan dengesiz fiyatlamalar yavaş yavaş durulmaya, yerli yerine oturmaya başladı. Hükümet olarak ülke ekonomisine zarar verme pahasına günlük kazanç peşinde koşanları yakından takip ediyoruz. Milletimizin geleceğine balta vuran bu gözü doymazların hesaplarını ellerine tutuşturmakta kararlıyız. Türkiye'yi son 20 yılda nasıl her badireden çıkarmış, asırlık hizmetlerle buluşturmuşsak inşallah bugünkü sıkıntıları da yine biz çözeceğiz. Milletimden biraz daha sabır ve verdiğimiz mücadeleye daha güçlü destek bekliyorum. Bizim en büyük aşkımız, en büyük gururumuz olan İstanbul'un bu büyük mücadelemizde de hep yanımızda olacağından şüphe duymuyorum. Değerli kardeşlerim, milletlerin tarihlerinde semboller önemlidir. Eyüp Sultan da maddi ve manevi tüm değerleriyle İstanbul'un en önemli sembollerinden biridir. Adını Peygamberimizi aleyhissalatu vesselam evinde misafir etme şerefine erişmiş, son nefesini İstanbul'un fethi yolunda vermiş Eyüp Sultan Hazretlerinden alan bu ilçemizin gönlümüzdeki yeri bambaşkadır. Eyüp Sultan Camii asırlarca tahta çıkan Osmanlı hükümdarlarının kılıç kuşanma merasimlerine ev sahipliği yapmıştır. İstanbul'a gelen herkes önce burayı ziyaret edip duasını yaptıktan sonra işine gücüne bakmıştır. Bunun için Fatih'in ve hocası Akşemseddin Hazretleri'nin İstanbul'a bir armağanı olan Eyüp Sultan'a hangi hizmeti getirsek, hangi yatırımı yapsak şükranlarımızı ifade edemeyiz. Milletimizin çağ açıp çağ kapattığı bir zaferi olan İstanbul'un fethinin bir diğer sembolü Ayasofya'yı da 2 yıl önce cami olarak yeniden ibadete açarak Fatih'in emanetine tekrar sahip çıktık. Bitmedi. Çamlıca tepesine inşa ettiğimiz camimiz de İstanbul'daki ecdat yadigarı tüm ibadethaneleri selamlayan bir 21. yüzyıl şaikası olarak tarihteki yerini almıştır. Eyüp Sultan'a, Ayasofya'ya, Sultanahmet'e, Çamlıca'ya bakıp da sadece birer taş yığını görenin şuuru zehirlenmiş, kalbi nasırlaşmış, ruhu esir alınmış demektir. Mimar Sinan Camii'ni yaptık mı? Yaptık. Şimdi Levent'te Barbaros Hayrettin Paşa Camii'ni inşa ediyoruz ve inşallah bu yıl sonuna kadar bitirecek, onu da tüm Müslümanlara hediye edeceğiz. Aynı şekilde boğazların üzerine birer gerdanlık gibi dizdiğimiz köprülere, altından geçirdiğimiz tünellere, Marmara bölgemizi çepeçevre saran yollara bakıp da sadece beton ve demir görenin idraki kapanmış demektir. Bu eserler birer medeniyet meydan okumasıdır. Bu eserlerin her biri şehit kanlarıyla yoğrularak vatan haline getirilmiş, şu toprakların ebedi sahibi olduğumuzu gösteren birer tapudur, birer belgedir. Bu eserlerin her biri maziden atiye uzanan kutlu yürüyüşümüzün birer işaretidir. Birer mihenk taşıdır. Her kim Ayasofya'sından Eyüp Sultan'ına,
köprülerinden barajlarına, kütüphanesi ve diğer birimleriyle, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden eğitim ve sağlık yatırımlarına kadar ülkemizin değerlerine saldırıyorsa bilin ki gerisinde bir hazım sorunu vardır. Bu hazımsızlığı biz Gezi olaylarında İstanbul sokaklarını pisleten zulüm 1453'te başladı yazılarında gördük. Bu azımsızlığı biz FETÖ'sünden PKK'sına tüm örgütlere verilen destekle terörle mücadelemizin her aşamasında gördük. Bu azımsızlığı biz 12 Eylül'de olduğu gibi darbeler tamamlandığında bizim çocuklar başardı diye atılan sevinç naralarında, 15 Temmuz gibi girişimler akamete uğratıldığında yaşanan hayal kırıklıklarında gördük. Bu azımsızlığı biz her yolu denedikleri halde ülkemizi hedeflerinden vazgeçiremedikleri bir dönemde kendi canlarının derdine düşenlerin şaşkınlıklarında gördük. İşte bu azımsızlar sürekli yeni oyunlar, yeni tuzaklar peşinde koşuyor. Şimdi bir altılı masa kurmuşlar. Masasının altındakiyle beraber yedi. İnşallah Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yıl dönümü olan 2023'te milli iradenin üstünlüğü, büyük ve güçlü Türkiye'nin inşası konusundaki kararlılığımızı bir kez daha ortaya koyacağız. Şu anda karşımda hanım kardeşlerimi görüyorum. Gençleri görüyorum. Ana kademeyi görüyorum. Allah'ın yardımı ve milletimizin desteğiyle 2023 imtihanından da alnımızın akıyla çıkarak ülkemizi dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına yükselterek bu kutlu yürüyüşü menziline ulaştıracağız. Eyüp Sultan'ın yanımızda olması bizi daha da güçlü kılacaktır. Şimdi 2023'e kadar kapı kapı dolaşmaya var mıyız? Gece gündüz dolaşmaya var mıyız? İnşallah 2023'ün zaferi sadece ülkemiz için değil, tüm dünyaya bir mesaj olacaktır. Rabbim yar ve yardımcımız olsun. Belediyemiz tarafından ilçemize kazandırılan 41 eser ve hizmetin bir kez daha hayırlı olmasını diliyor. Emeği geçenleri tekrar tebrik ediyorum. Hepinize sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Kalın sağlıcakla. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a konuşmaları için teşekkür ediyor. Ve Sayın Cumhurbaşkanımızı bir müddet daha sahnede misafir ediyoruz. Günün anısına Sayın Cumhurbaşkanımıza hediyelerini takip etmek üzere Eyüp Sultan Belediye Başkanımız Sayın Deniz Köken'i sahneye davet ediyoruz. Buyurunuz lütfen. Erdoğan'ın İstanbul'da açıklamalarını, mesajlarını dinledik. Tahıl Koridoru Anlaşması'na değindi. Altılı Masa yatıfta bulundu. Önemli başlıklar vardı ve 2023 seçimleri doğrultusunda açıklamalarda bulundu. Bir kez daha hatırlatalım. Cumhurbaşkanı Erdoğan da altını çizdi. Bugün İstanbul'da saatler 16.30'u gösterdiğinde Dolmabahçe'de gerçekleşecek bir imza töreni var. Ukrayna, Rusya, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres ve Cumhurbaşkanı Erdoğan da bu toplantıya, bu anlaşma zirvesine katılacaklar efendim. Dörtlü bir görüşme ve mutabık kalınan bir anlaşma, işte o anlaşmada kayıtlara geçmiş olacak, imzalar atılacak. Saatler 16.30'u gösterdiğinde Sayın Lavrov da İstanbul'a geliyor demiştik. Bunu da belirtelim bir kez daha. Ve gözler saatler 16.30'u gösterdiğinde Dolmabahçe'de olacak, İstanbul'da olacak. Bundan sonra ne olacak? İşte gıda güvenliği, Sayın Erdoğan da belirtti. Emtia fiyatları düşecek mi? Nasıl yansıyacak? Dünya gözü bugün İstanbul'daki tahıl koridoru zirvesinde olacak diyerek gün ortasında burada noktalıyoruz. Haftanın son gün ortası programıyla karşınızdaydık. Yoğun bir haftayla karşınızda olduk aslında. Zirveler haftasıydı bu hafta. Şimdi
Yeni haftada birlikte olacağız. Gün ortası ile yine sizlerle birlikte olacağız. Güzel bir hafta sonu geçirmeniz dileğiyle. Yeni haftada görüşmek umuduyla efendim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.